Hayırlı sabahlar sevgili seyirciler. Sağlıklı, huzurlu, bol, bereketli bir gün diliyorum efendim. Yine günlerden Perşembe ve değerli hocam Profesör Doktor Mustafa Karataş ile Muhabbet Kapısı'nda sizlerle birlikteyiz. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. Nasılsınız? İyi misiniz İyiyim, hocam? İyiyim, hamdolsun. Hafta sonu birkaç yere gittik ama İzmir'den başlayayım. İzmir, ondan sonra horozun hikayesini pazar günü söyledim herhalde. Evet, siz hocam, yoktunuz. geldim. Horozu Ramazan'dan sonra erteledik. Öyle mi hocam? Gelmedi mi horoz hala? Yok, getiriyordu. 11'de trene biniyorum dedi Mustafa. Evet. Sabah 5'te İzmir'de olacağım dedi. Horozu sana teslim edeceğim dedim. Ben sabah 5'te horozu ne yapacağım ya? Nereye koyacağım onu? Akşama kadar benim toplantım var. Arabada bekler diyor. Arabada olmaz dedim. Yazık böyle. Yazık hayvana da yazık. He, bir türlü anlaşamadık. Ondan sonra neyse benim dediğime geldi. Ramazan'dan sonra ben dedim seni stüdyoya çağırırım. Getirirsin horozu. Orada teslim alırım dedim. Evet evet, daha da güzel daha olur. Güzel olur. Bir horozu biz de görmüş oluruz hep beraber. Denizli horozu öyle. Şeyden size çok selam var. Viranşehir'den. Ve aleyküm selam. Ben de Mardin'den, sevgilerimi iletiyorum. Viranşehir'de bir hasta ziyaretine gittik. Biri Allah şifalar versin. Çok ağır hasta, eşi. Hanımı da kalça kırıkları falan, yatağa mahkum. Sultan teyze var. Sultan özellikle teyze. Sana selam söyledi. Sultan teyzeciğim, ellerinden öpüyorum. Allah razı olsun, sevgilerimi iletiyorum. Öyle Rabbim bir şifalar program, versin. Programı öyle bir izliyor ki. Ya maşallah. Saniye saniye, dakika ne yapmışsak hepsini bana orada anlattı. Ya. Hatta Hanife Hanım'a diyor ki sen diyor tanıtımda da varsın diyor. Şey diyor, kocanla diyor beraber çok dikkatli, sahi yapıyordunuz. Maşallah. Orada seni de tanıdım diyor. Çok dikkatli böyle maşallah. Enteresan. Ona da selam olsun. Evet. İzleyeceğim demişti Perşembe günü. Evet, sevgilerimizi iletelim. Evet. Evet sevgili seyirciler, dini ve sosyal hayata dair sorularınızı bekliyoruz. Bizi telefonla arayabilirsiniz. Sosyal medya hesaplarımıza yine sorularımızı iletebilirsiniz. Video çekip WhatsApp hattımıza atabilirsiniz. Sorularınızı bekliyoruz. Hocam burada bir de ben şunu söyleyeyim. Buyurun özür hocam. Dilerim. Derik'te, Mardin Derik. Şimdi hiç akla gelir mi zeytin olacağı? Öyle mi? Mardin Derik'te zeytin mi hatta hocam? Hatta yarışmada ödül almışlar dünyada. Ay maşallah. Enteresan. Çok bereketli bir ülkemiz var. Bereketli bir ülkemiz varmış. Ben de şaşırdım. Derik Kaymakamımıza da selam söylüyorum. Onun için çok çalışıyor o zeytinyağı için. Allah bereketli versin. Amin, Mardin'de amin. Çok güzel esnafın da selamı var. Allah çok güzel dolu dolu 3 gün geçirdik maşallah. Yani. Maşallah. Ben de Mardin'in özel hayranıyım. Çok severim Mardin'i. İnşallah kısa zamanda bayramdan sonra biz de kısmet olur. Gideriz İnşallah. Mardin'e. Mardin'e sevgiler. Evet şimdi ilk misafirimizi ağırlayalım. Bursa'dan ilk izleyicimiz. Alo, buyurun efendim. Alo. Nurullah Bey, hayırlı günler. Hoş geldiniz. Hayırlı günler efendim. Selamun aleyküm. Ve aleyküm selam. Ve rahmetullah. Hocam nasılsınız? İyi misiniz? Teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Sağlık, afiyet diliyorum. Hayırlı Ramazanlar şimdiden. Amin. Allah razı olsun hocam. Amin. Cümlemize inşallah. Pazar günü Kanal 7 ekranlarındasınız artık bir Ramazan boyu. İnşallah hocam. Pazar inşallah, akşamı inşallah. Pazartesiye bağlayan sahur yapıyoruz değil i̇nşallah. Mi? Evet, evet. Pazar sabahı da yayında olacak. Buyurun. Hocam ben 2 sene öncesi bir kaza geçirdim. Kahvenin önünde oturup çay içerken araba üzerime çıktı, benim ayağımı kopardı. Çok geçmiş olsun. Allah Allah. Allah razı olsun hocam. Şu anda dizi üstünden ayağım yok ama protez ayak kullanıyorum. Abdest alırken bana halk arasında diyorlar ki işte arkadaşlarım veya komşularımız sen protez ayağını da yıkamak zorundasın diyorlar. Ben tereddüt ediyorum. Yıkamam gerekiyor mu? Yıkamamam gerekiyor. Sadece necaset olmasın yeterli. Yıkaman olmayan uzun yıkanması gerekmez. Necaset olmasın. Biz hadesten taharet. Evet hocam. Zaten gusül abdesti alıyorsunuz. Evet hocam, evet çok şükür. Abdest azalarından da olan yıkanır, olmayan yıkanmaz. Necasetten taharet kısmında da elbisemiz, bedenimiz, seccademiz olduğu için oradaki protez ayak da o işe girer. Onun da temiz olması lazım. Ama yıkanması, evet abdest azası gibi yıkanması gerekmez. Tamam hocam, çok sağ olun. Allah razı olsun sizlerden. Sağ olun, Nurullah çok Nurullah geçmiş Bey. Olsun. Geçmiş olsun. Bursa'ya çok selamlar efendim. Denizli'den. Saygılar efendim. Sağ olun. Selamlar, selamlar. Hoş geldiniz. Buyurun alalım sorunuzu. Hoş bulduk. Hocamla soru soracaktım da. Buradayım. Horozu bekliyorum. Hocam, önce kolay gelsin size. Sağ ol, Allah razı olsun. Benim bir sorum var. Ben emis hastasıyım. Denizli'den arıyorum hocam. Merkezden mi? Denizli merkezi, evet. O zaman ben sana bir soru sorayım. Buyur. Hakiki Denizli horozu var mı hala?
Hakiki denizli horozu buluruz ya. Niye bulmuyoruz? Ya buldum da bir türlü ulaşamadık şimdi. Tarım ne diyorlar? Üretme çiftliği mi varmış Tarım Bakanlığı'nın? Köy. He. Hocam. Sen biliyorsun. Köyden bile bulurum ben sana. Gerçek orijinalini köyden bulurum diye. Yani. Peki. Evet. Önce köyden... horozu bulalım. Sonra tavuk da bulacağız. Hocam siz ne yapacaksınız horozları? Besleyeceğiz. Hayır, kesmeyeceksiniz. Yok canım, kesmek için alınır mı? Denizli horozu çok kıymetli. Yani sonunda hani ölürsek ölmeye yakın kesersin de. O yapacak bir şey yok ona, orada yapacak bir şey yok ama denizli horozu kesilmez ya, acıyın ya onu. Evet, alalım sorunuzu efendim. Ben önce hocamdan sizden özür diliyorum. Şöyle bir, ben MS hastasıyım. Evet. Şimdi şeyimi alıp geliyorum, abdestimi alıp geliyorum, namaza duruyorum. Tamam. Özür dilerim, gaz çıkarıyorum. Devamlı tekrar, mı oluyor? Devamlı tekrar mı oluyor? Tekrar gidiyorum, alıyorum ama benim 4 rekat kala hemen zaten beyin sürekli ondan aman olmasın, aman olmasın diye kırıyorum. Gene oluyor. Allah. Bu sefer ben diyorum ki, ya günah mı işliyorum ben diyorum hocam. Yine devam ettim ama size sormak istedim bunu. İki türlü açıdan bakmak lazım. Birincisi, sizde bu aylarca oluyorsa, günlerce oluyorsa devamlı. Ne zaman da? Her zaman oluyor. Her zaman oluyor. Siz artık özürlü bir hastasınız. Özür sahibisiniz. Evet. Bu özür sahibi kitaplarımızda diyor ki 24 saat aynı durum oluyorsa artık o özür sahibidir. Sizde 24 saati çoktan geçmiş. Bir hafta, 10 gün, 1 ay, 2 ay devam ediyor. O zaman özür sahibi diyor, her namaz için bir abdest alacak ve diğer namaza kadar abdest alması gerekmez. O arada ezanını okur, efendim Kur'an okur, namazını kılar, tavafını yapar. Özürlü çünkü. Evet. Biri bu anacığım. Biri de geçen gün aynı benzer soruyu bir beyefendi sordu bana. Evet. Aynı durum. Ona o da sürekli böyle namaza duruyormuş, olmadı bir abdest daha alayım. Aynen. Gaz çıktı, bir abdest daha alayım. Bir namaz için 5 defa abdest alıyorum diyor. Dedim sen kendi kendini öldürüyorsun, eziyet ediyorsun. Bir de şu var, şüphe vesveseyle abdest bozulmaz. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam affedersiniz böyle şüpheli olanlara diyor ki kokusunu ve sesini duymadan kendi kendinize kımıldadı, şöyle oldu, böyle oldu, şeytan sizinle oynar diyor. Evet. Vesvese bu da hastalık haline gelir. Bu ikisini söyledim. Siz hangisine uyuyorsanız kararınızı verin. Demek ki sizin şu anda her namaz için bir abdest almanız yeterli. Öyle mi hocam? Tabii. Tabii hiç kendini yorma boşuna. Abdest bozuldu bir daha alayım. Bozuldu bir daha alayım. Böyle olmaz. Aynen. Biri bu. Bir de madem sordunuz başkaları da dinlesin. Affedersiniz bu dinde utanma yok. Bazı şeyler söyleyeceğiz burada. Evet. İdrar tutamayanlar var mesela. Evet. İdrar tutamayanlar da aynı bir vakit içerisinde 3-4-5 defa böyle kaçırma oluyorsa, namazda devamlı kaçırma oluyorsa... O altına bağladığı bezi ya da neyse artık tedbirini alacak ama o abdesti bozulmamış gibi aynen bir namazdan diğer namaza kadar tekrar abdest almayacak. Bir abdest yetiyor, bir namaz. İki ezan arasında bir abdest sana. Kur'an'ını da okursun, namazını da kılarsın, tavaf da, umreye gidenler için de söylüyorum. Evet. Umreye gidenler de mesela geçen burada bir yetkili kardeşimizin hanımı umreye gitmiş. Evet hocam. Oradan bana bağlantı yaptılar. Onun da kolunda yara varmış. Sürekli akıyor yara. İyileşmemiş. Akıyor, akıyor. Tavaf yapacak. Dedi ki bu ne kadar yapabilir mi tavaf? 24 saat devamlı akıyorsa bu özüre girer. Özür esnasında da bir abdestle bozulsa bile, aksa bile tavafını yapacak. Devamlı akıyor çünkü. Tabii. Bu da böyle. Kolaylık var dinimizde. Evet. Başka? Başka sorun yok hocam. Ben işte bundan yani. Ama sen iyi ki sordun ya. İyi ki sordun. Evet, çok bence yoruluyor. De sizin gibi rahatsız olan belki onlarca insan vardır ve arayıp soramıyorlardır. Birçok insan için siz sormuş oldunuz. Ya. İyi ki sordunuz efendim.
Denizli'ye çok selamlar. Şimdiden hayırlı Ramazanlar diliyorum efendim. Sağ olun size de çok sağ olun hocam. Sağ olun. Allah razı olsun. Sağ olun, hayırlı günler. Şimdi bir izleyicimiz demiş ki hocam riskli bir ameliyattan sonra kordonlarımı bağlattım. Vicdanen rahatsız olup 2 ay sonra açtırdım. Allah katında günahı affolur mu demiş hocam. Hastalık özür varsa zaten mecburuz. Çocuk sayısını sınırlamak ne zaman caiz olur? Terbiye edemem, eğitimini veremem, ahlaklı yetiştiremem, daha küçük çocuklarım var, üzerine bu da gelirse ben bunun altından kalkamam diye bir endişeden dolayı sınırlayabilir. Daha önce İslam'da böyle kordon bağlatma, şunlar İslam geldiği sıralarda yoktu tabii. O zaman azil denilen bir şey vardı. Efendim o yolla, korunma yollarından biriyle hareket ediyorlardı. Orada sadece Peygamberimizin beğenmediği bir durum var. O da rızkını veremem, ben buna rızık yetiştiremem, ekmek yetiştiremem bu kadar çok çocuğa diye düşünüyorsa günaha girer. Böyle bir sınırlama olmaz. Çünkü rızkı garanti eden Allah'tır. Ben de şimdi onu soracaktım hocam. Birçok aile de maddi imkansızlıklar yüzünden çocuk yapmak i̇şte istemiyorlar. Tam da bunu onlara, soracaktım tam size. Tam da Kur'an-ı Kerim onlara estağfirullah. وَلَا تَقْتُلُوا اَوْلَادَكُمْ حَشْيَةَ imlak. Haşyete imlak demek rızık endişesinden dolayı çocuklarınızı öldürmeyin diyor Kur'an-ı Kerim. Onun dışındaki bir endişe haklı olarak anne hayat riske atılabilir, tehlikeli olabilir, eğitimi veremezsin, ahlaklı yetiştiremezsin. Bunlar sınırlamak için bir mazerettir. Evet. Yine bir izleyicimiz demiş ki hocam maddi imkansızlıklardan dolayı eşimle boşanma aşamasındayım. 1,5 yaşında oğlum var. Günahı nedir demiş hocam. Boşanma Allah'ın hiç sevmediği bir helaldir. Cenab-ı Hak hiç sevmiyor ama helal etmiş. Bu da bir son çare olarak. Hani bıçak yemeye dayandıysa, kendi istemediyse, karşı taraf suçluysa kendine vebal olmaz. Kim o safhaya getirdiyse bile bile vazifelerini yapmadıysa günahı onun olur. 1,5 yaşındaki çocukla da boşanma olur mu? İleride hep onlar düğünü olacak, okulu olacak vesaire, babaya yine ihtiyaç olacak. Sen istemesen bile nüfusta vesaire resmi işlemlerde çağıracaklar. Yani mümkün mertebe sebatla, metanetle, sabırla aileyi ayakta tutmak zorundayız. Ama gerçekten bir şiddet, bir edepsizlik, ahlaksızlık vesaire varsa o zaman da boşanma helaldir. Evet, yine bir misafirimiz İzmir'den. Efendim hayırlı sabahlar, hoş geldiniz. Hoş buldum, merhaba. Merhabalar, buyurun alalım sorunuzu. Hocam merhaba. Merhaba, hayırlı sabahlar. Şöyle bir şey kafama takılıyor, size de hayırlı sabahlar. İnsanların hiç görüşmeyip sadece özel zamanlarda görüşmelerini anlayamıyorum. Ve içten içe bunu reddediyorum. Samimiyetsiz geliyor. Görüşmeyince sadece bayramda gitmek bana göre araya giren mesafeyi kapatmıyor. Ama gitmeyince karşı taraf bunu bekliyor. Beklemesini de samimi bulmuyorum. Gitmeyi de samimi bulmuyorum. Bir görev gibi oluyor. Ne ayağım gidiyor, ne kalbim gidiyor. Diğer türlüsü de yani normal zamandaki ilişkilerin iyi ya da tanımlı olmamasından kaynaklanıyor herhalde. Bu da bir karşılıklı bir şey olduğundan hani tek taraflı çaba da bunu çözmüyor. Ne yapmak gerekir böyle durumlarda? Evet. Güzel bir soru. Tebrik ederiz. Birincisi sıla-i rahim dediğimiz akraba, komşu, arkadaş, dost ilişkilerinde karşılıklı yapmak gerçek sıla değildir diyor Peygamberimiz. Biz gittik, o gelsin. O geldi, biz gidelim. Bu sıla-i rahim değil aslında. Bunun ötesinde sıla-i rahim nedir? İhtiyacı varken ona yardımcı olmaktır. Adam boğuluyor, sen selamun aleyküm, nasılsın, iyi misin diyorsun. Ben diyorsun, akrabam sordum, soruşturdum. Ya o adam ölüyor ya. Ziyaretine gideceksin, hasta. Cenazesi var, gideceksin. Bu ilişkiler sürdüğü zaman bayramda da gitmek bayramın hakkıdır. O vaciptir bizim üzerimize. Davete icabet vaciptir.
Bunları sıcak tutmak lazım. Şehirler mamurlaşır, rızık bollaşır, bela ve her türlü terör def olur. Sıla-i Rahim çok önemli. Bunu en azından hiç yapamıyorsak bayramda gidelim artık. O hiç yapamıyorsak demektir bayramdan bayrama. Yapmadık, onu da mı terk edelim? Hayır, terk etmeyelim. Zararın neresinden dönersek kârdır. Bazen içimizden gelmese de gitmeliyiz. Gittiğimiz zaman göreceğiz ki o samimiyet artacak. Onlar bizden bir tebessüm bekliyor. Biz onlardan bir güler yüz bekliyoruz ya da bir güzel söz. O ortaya çıktığı zaman buzlar eriyiveriyor. Ne denir bir söz var ya, atasözü. Gözden ırak olan gönülden de ırak olur. Gönülden uzak olur. O zaman mümkün mertebe görüşmekte fayda var kardeşim. Samimi gelir gelmez onu Allah bilir tabii. Biz vazifemizi yaparız. Büyüklere karşı özellikle gitmemiz lazım. Tamam, evet. Hocam, teşekkür ederim. Sağ olun. Biz teşekkür ederiz. İzmir'e selamlar efendim. Şimdiden hayırlı Ramazanlar diliyoruz. Hocam izninizle ben programımızın hediyelerini hatırlatmak istiyorum. Buyurun. Bir tane hediyemiz sesli Yasin-i Şerif. Aynı zamanda bütün namaz sureleri de olmakta. İçinde hem Arapçaları hem mealleri bulunmakta. Aynı zamanda şu düğmelere basarak sesli olarak da dinleyebilmekteyiz. İkinci hediyemiz böyle dışı kadife kaplı ve okunaklı Kur'an-ı Kerim. Ve üçüncü hediyemiz yine namaz kılmayı öğreten seccademiz. Hem görseli çok güzel hem de hakikaten yaptığı iş çok iyi. Buralara yine aynı şekilde şuralara basarak namaz kılmayı öğretiyor, sesli okuyor. Bu güzel hediyelerimizi kazanabilmemiz için ne yapıyoruz? Ben program boyunca 3 tane şifre vereceğim. Bu şifreleri siz kaydediyorsunuz. Program sonunda hattımızı düşüren ilk 3 izleyicimize bu hediyelerimizi takdim edeceğiz efendim. Ve şimdi Afyon'dan bir izleyicimiz. Hoş Ramazan'da geldiniz efendim. Ramazan'da da sahurda da hediye varmış herhalde değil mi? Evet var. Şükran Hanım ayarlıyor hocam tamam. Hediyelerimizi. Bol bol hediyelerimiz olacak. Bir tanesi hurma, onu biliyorum. Diğerleri de sürpriz olsun. Evet, Afyon'dan izleyicimiz. Hoş geldiniz efendim. Mustafa Bey buyurun. Hoş bulduk. Hayırlı işler olsun inşallah. Sağ olun. Allah razı olsun. Buyurun efendim. Ya hocam iki tane sorum olacak, ben size çok merak ettim. Belki çok yayınlamışsınız da biz ya denk gelemedik ya duymadık. Herkesin sorusu kendisine özel. Buyur. Evet. Şimdi ben bir mirasla ilgili bir soru soracağım. Biz 5-6 kardeşiz. Bak. Hepsi gelin oldu, evlendi gitti. Biz de babamın yanında kaldık. Evet, babamla beraber çalıştık. Babam da rahmetli oldu. 17-18 sene oldu. Ben de halen daha babamın mülklerinde oturuyorum. Babama da halen daha bazen afet evleri vardı. Oralardan bize borç geliyor babama ait. Bu borçları sadece benim mi ödemem lazım yoksa bütün veresen ödemesi lazım? Evet. Birinci daha ben bir de bu babamın mallarına durmaktan dolayı yani hakka hukuka giriyor mu? Onu öğrenmek istiyorum. Evet. İkinci sorum da bizim köyümüzde bir cami vardı. Hayırsever bir vatandaş halı yaptırmadı 5 sene evvel. Evet. Başka bir yönlerden, siyasi yönlerden dolayı da başka bir sözü geçen biri o halıları atıyorduk biz. Yeni bir daha halı döşedik. Halıların hiçbir kusuru arızası yoktu. Yani o ilkinki hayır yapan halıları döşeyen adamın hayır ne oldu? Nereye gitti? Bir de onu merak ediyorum. ah Mustafa Bey. Soyadını vermedin iyi ki. Yoksa cevap vermeyecektim. Miras. Abdemir. Söyleme. Neyse benim de belki hatam oldu. Şimdi sana hatırlatmış oldum. Soyadını verdiğin için miras konusunda tek taraflı söylemiyorum ama şunu söyleyeyim genel kaide olarak. Bir, babanın annenin mirasları üzerine kendileri menfaat elde eden insanlar diğer kardeşlerinin rızasını almak zorundadır. Evet. Diğer kardeşleriniz hakkını size helal edecek yoksa onların hakkı kalıyor. İki, onlar sizin menfaatlerinizi, kullanım haklarınızı falan hesap edip gelen borçları da siz ödemelisiniz diyorsa ve bunu da siz gerçekten o kadar bir menfaat elde ediyorsanız onları sizin ödemeniz gerekir. Doğru, haklı olarak söylüyorlar. Yani hem babanın evinde oturacaksın, tarlasını süreceksin, gelirini kazanacaksın ama borçlarını da biz ortağız, hadi siz de ödeyin diyeceksin. Bu da hakkaniyete uygun olmaz. Evet. Ama aranızda sen büyüksün herhalde diğer kardeşlerinden.
Hayır. Biraz daha farklı. Büyüklerim var daha var. Evet, o zaman en büyük abiniz babalık yapacak. Ortak bir meclis kuracaksınız. Orada abinizi dinleyeceksiniz. Siz de fikirlerinizi söyleyeceksiniz. Ortak bir noktada buluşacaksınız. Bu kadar söyleyeyim. Çünkü isim belli, memleket belli. Çok fazla söylemeyeyim. Şimdi bir ufacık bir daha soru sorayım. Allah babanıza rahmet eylesin. Şu ufak soruyu da sorabilir miyim? Sorabilirsin, söyle. Ya şimdi ben bu kardeşlerimi hep topladım. Bunun rahmetli olduktan sonra. Evet. Gelin az çok demeyelim. Şu malımızın hepimiz belli edelim. Tamam. Ya herkes hakkına sağ bulsun. Satacak mı, atacak mı, ne etkisi etsin dedim ben. Güzel. Onlar da bir kısmı yanaştı, bir kısmı yanaşmadı. Böyle ortada kaldık. Ha. Çoğunluk evet diyorsa diğerler de onlara uyacaklar. İstişarede bak Hazreti Ömer evet. Yerine oğlunu bırak dediler. Bırakmadı. 6 tane zatı seçti. Bunlar ne karar verirse uyacaksınız. Çoğunluk ne derse ona uyacaksınız dedi. Hani bu cumhuriyet de oradan geliyor zaten. Bak çoğunluğun seçtiği rejim. Çoğunluk ne diyorsa %51, %49'a galiptir. %51 çıkıyorsa yani 5 kişisiniz diyelim. 3'ü bir şey diyorsa ona uyacaksınız. Uymayanlar günaha girer. Şimdi gelelim camideki halıya. Bu halıyı falanca partili döşettirdi. Bunu sökün. Ben yeniden yapacağım demek günahtır. Yazık. İsraf hocam. İsraf olmuş. Şimdi gelirken bugün bu sabah acayip bir trafik vardı Mustafa. Nereye kaçtıysak Nursel Hanım. Her taraf tıkalı. Bir acayip İstanbul trafiği vardı bu sabah. Ama biraz da gezmiş olduk İstanbul'u böyle daire çizmiş olduk kaça kaça trafikten. Aman Allah'ım gökyüzü görünmüyor afişlerden yahu. Ya bir insanın 50 tane 5'er metre arayla boy boy resimleri asılabilir mi? O parti asmış, o parti yine asmış. O parti asmış, diğeri asmış. O parti asmış. Yazık, 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 yazık. İsraf, israf, hocam, israf. Oylar o resimlere bakılarak yani, verilmiyor ki. Hizmete yani bakılarak verilmiyor. Ne gerek var Allah aşkına yani evet. Buradan hükümet bir kanun çıkarsın. Afiş asmak yasak desin. Bir insanın afiş asılacak yeri de bellidir. Belediyenin, İstanbul'un vesairenin. Evet. Her yere afiş asılmaz ki Allah aşkına yani. Bu milletten siz akıl veriyorsunuz, yönetiyorsunuz, vergi alıyorsunuz. Efendim işte yolunu yapacağım, köyünü yapacağım, israf etmeyeceğim vesaire söz alıyorsunuz. Ama bu israf nedir Allah aşkına ya? Nedir bu israf? A'dan Z'ye bütün caddeler yer yok. Resim, resim, resim. Her partinin resmi var. Her partinin resmi var. Adamın belki binde bir oyu yok. Onun bile her yerde afişi var ya. Evet hocam. İnsaf. Şimdi bu da israf. Camide falanca hayır yapmış. Gerçekten ihtiyaç yoksa yeniden değiştirilmez ki. Yeniden değiştirilmez. Başka bir çözüm bulmak lazım. Ama daha iyisi olmuyor. Hizmet yapamıyor. Camide bir aksama oluyor vesaire. Artık işlevini yitirmiş. Bunları kaldıralım arkadaş. Kim yaptıysa yaptı tamam da. Artık iş görmüyor. O zaman olur. Hazreti Osman peygamberimiz zamanında yapılanları tekrar yaptırdı. Dediler ki peygamberin yaptığını bozuyorsun. Ama yıkılıyor. Evet. Çürüyor. Yıkılacak, çürüyecek hale gelmişse değiştir. Ama falanca adam yaptırdı. Ben daha ondan daha güzelini yaptırırım. Hadi sökün bunu diyorsa orada yapan da, yaptıran da, müsaade eden de herkes günahkardır. Hele bu camide olursa çok daha fazla günah olur. Evet Mustafa Bey, size de hayırlı günler diliyoruz. Şimdiden hayırlı Ramazanlar diliyorum. Bir izleyicimiz demiş ki hocam babam 3 kere Kur'an-ı Kerim'e elini vurdu. Anneme dedi ki seninle boşuyorum. Bunun günahı var mı ya da aynı evde olması gerekiyor mu hocam demiş. İzmir'den bir izleyicimiz yazmış. Allah ıslah etsin. Şimdi boşama konusunda bizim çok garip bir uygulamamız var. Nasıl? Bu kadar önemli bir kurumu, aile kurumunu, devlet var, resmi nikah var, anne baba belli, kaydı var, siciller var, arşivleri var, devletin izni var, varken bir erkeğin ağzına boşadım seni gitti. Böyle bir boşama olmaz. Boşamayı, biz İslam hukukundaki boşamayı çok yanlış anlıyoruz. Bu kadar insaf yani, el insaf. Bir de Kur'an'a basıyorsun, seni boşadım, boşadım. Böyle bir şey olur mu ya?
Haram işliyorsun. Hocam saygısızlık bir de. Saygısız yani, ayrıca. Ayrıca kardeşim Talak suresi, boşama suresini Allah boşama suresi indirmiş ya. İnsan bir okur, ona göre boşama yapar. Talak suresi var Kur'an'da. Evet. Niye hiç okumuyorsunuz? Boşanacak insanlar, evli insanların Talak suresini okuması lazım. Bak, bak okuyorum sana Talak suresi. Ey peygamber, kadınları boşamak istediğinizde onları iddetlerini dikkate alarak temizlik halinde boşayın. İddeti sayın. İddet halinde iddetini görecek, tamamlayacak. Ondan sonra boşayacaksın. Mesela bir sefer boşadın mı? Bir iddet bekleyeceksin bir daha boşamak için. O da ne kadar o? İşte efendim 3 aydır vesairedir. Bekleyeceksin. Rabbiniz olan Allah'a karşı gelmekten sakının. Diyor şimdi bak. Boşanan kadınlar iddetlerinin sonuna varınca onları güzelce tutun. Aynı evdesin. Evet. Boşadın. Aynı evde güzelce tutacaksın. Bekleyeceksin iddetin temizlenmesini bekleyeceksin. Yahut onlardan güzelce ayrılın. İçinizden iki adil kimseyi de şahit tutun. Burada şahit tutun ne demek? Bu işi kayıtlı yapın. Kayıtlı yani mahkemeyle, devletle. O zaman devlet yok, kurum yok, mahkeme yok. Allah iki tane de şahit istiyor. Bak şimdi devlet var, hakim var. Onlara gitmiyorsun. Ben seni boşadım. Öyle anlaşma. Hani boşayabilirsin. O hak var senin. Ama ne yapacaksın? Hakime şikayet edeceksin. Bir, iddetini bekleteceksin. Süresi yani bekleteceksin. Kafana estiğinde Kur'an'a vurup olmuyor yani değil mi hocam bu işler? Yani bu çok çirkin bir şey. Evet, bence de hocam. Şimdi kadına kolaylık olsun diye bir mecliste 3 defa boşamayı Hazreti Ömer döneminde kabul etmişler. Kadına kolaylık. Kadınlar şikayet etmiş. Demiş ki ya Ömer, eşlerimiz biz ayrılmak istiyoruz. Onlar bizi boşamıyor. Ben boşamam seni diyor. Hazreti Ömer diyor ki ağızlarından bir seferde 3 defa da çıkarsa onu 3 sayalım diyor. Ve ondan sonra o içtihat bugüne kadar geliyor. Ama şimdi kadın pişman, koca pişman. Biz diyoruz ki erkeğin ağzından bu üflendi, boşandı, gitti. 4 mezhebe geri olmaz. Ama bugün kanun var, kural var. Evlenirken ben seninle evlendim deyince evlenebiliyor musun? Öyle bir şey olur mu? Şahit lazım. Tabii, aynen. Değil mi? İlan lazım, kayıt lazım, resmi nikah lazım. Biraz bu konularda daha çok müftülerin de kafa yorması lazım. İki taraf dinliyor. Ama yaptığı haramdır adamın. O haram işlemiş. Aynı evde durmaları da sakıncalı mı hocam? Şu anda bunu bir mecliste 3 sayarsak mezheplere göre öyle hakikaten. Evet. Eskiyi aynen bugüne aktaracak olursak, bazı şeyler göz önünde bulundurmazsak, bu haram da olsa bunu geçerli sayan alimler var. Aynı evde duramaz. Onlar talak-ı bayin denir buna. Evet. Onun ayrılması gerekir. 3 talakla boşamıştır. Bir daha ondan evlenemez. Evet. Dikkatli olmak gerekiyor. Evet, şimdi ilk şifremizi vermek istiyorum sevgili seyirciler. Bu güzel seccademiz için namaz kılmayı öğreten seccademiz sesli Yasin-i Şerif. Aynı zamanda bütün namaz surelerini sesli olarak dinleyebileceğimiz kitabımız ve kadife kaplı Kur'an-ı Kerim için ilk şifremiz Hazreti Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin isimlerinden bir tanesi Mahmud. Sallallahu aleyhi ve sellem. İlk şifremizi verdik. İki şifremiz daha kaldı sevgili seyirciler. Hemen bunları da not alıyorsunuz. Programı takip ediyorsunuz. Ve şimdi iki tane WhatsApp hattımıza gelen sorularımızı alalım. Merhabalar. Benim amcam yengem vefat ettikten sonra tekrar evlendi ve evlendiği kadın yabancı, Hristiyan bir dine sahip ve Müslüman olmadı. Yani kendi isteğiyle Müslüman olmak istemedi. Bundan dolayı merak ettiğim şu, vefat ettiğinde bizim aile mezarlığımıza defnedebilir miyiz? Ve onların usulüne göre mi defnin edilecek? Benim bir sorum olacaktı. Bir insan öldüğü zaman, annesi babası öldüğü zaman, çocuklar kız veya erkek hangileri yıkayabilir, hangileri yıkayamaz? Bu durum eşler arasında da nasıldır? Allah'a emanet olun. Evet hocam, buyurun. Şimdi yabancı bir kadınla Hristiyan, Yahudi bunlarla yemekleri yenir, domuz vesaire etleri değilse kadınlarıyla evlenebilirsiniz. Maide suresinde ayet-i kerime var. Ama bir Müslüman kadın bir gayrimüslimle evlenemez. Şimdi bu kadın Hristiyan, Müslüman olmamış.
Müslüman olmayan bir kadın Hristiyan kuralları üzere cenazesi veya defni yapılır. Hristiyan mezarlığına defnedilir. Yani bu Müslümanlarla aynı mezarlıkta olmaz. Müslümanlar gibi yıkanmaz. Müslümanlar gibi cenaze namazı ona kılınamaz. Kur'an-ı Kerim'de وَلَا تُسَلَّ عَلَيْهِمْ diyor. Onların üzerine namaz kılma. Kafirlerin üzerine namaz kılınmaz. Bundan dolayı ayrı olması lazım. Böyle bir mezarlık vesaire varsa ya da ayırmak lazım. Yani belli bir noktadan sonra ayırmak lazım. Şimdi insan öldüğünde onun cenaze namazını varsa en yakın akrabasından, oğlu, babası, amcası, dayısı o kıldırmalıdır. Yıkama konusunda da kadınları kadınlar yıkar, yakınları yanına girebilir. Biliyorlarsa onlar yıkar, bilmiyorlarsa gassal ya da gassale yıkar. Bir erkek hanımını yıkayabilir mi? Bir kadın beyni yıkayabilir mi? Zaruret yoksa yıkayamaz. Ancak bazı bilgiler var. Mesela Hazreti Fatıma annemizin cenazesini Hazreti Ali Efendimiz yıkamıştır. Eşinin. Bunu bazı mezhepler kabul etmiyorlar. Yani bu delil değildir diye kabul etmiyorlar. Yine Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın kızı Zeynep'i mezara koyarken Resulullah Efendimiz'in bugün ailesiyle bir araya gelmeyen kim var? Benim ya Resulallah, sen gel in, benim kızımın mezara sen indir dediği sahabesi vardır. Yani iş zarurete bindiği zaman kadın erkek kadını mezara koyabilir. Yıkama konusunda kadını kadın yıkar, erkeği erkek yıkar. Ancak zaruret halinde o zaman kadını kocası yıkayabilir demişler. Evet, bir izleyicimiz demiş ki hocam hayırlı veya kocası kadını yıkayabilir demiştir. Hayırlı yayınlar... Ama bu mezheplerde farklılık arz ediyor. Evet, hayırlı yayınlar hocam. Eşimle biz oruç tutamıyoruz. Hem tansiyon hem şeker hastasıyım. Eşimde astım var, ilaç kullanıyor. Durumumuz yok, parasını da veremiyoruz. Ne yapmalıyız demiş Denizli'den bir izleyicimiz. Kur'an-ı Kerim'de estağfirullah Ramazan'la ilgili ayet-i kerimede bu net açıklanmış. Dinimizde her şey çok nettir. Bakara suresi 183'te Allah-u Teala buyuruyor ki 184'te estağfirullah eyyâmen mâdûda sayılı günlerdedir Ramazan orucu. Femen kâne minkum meryıldan ev alâ seferin fe iddetüm min eyyâmin uhar. Sizden kim hasta olursa yahut yolcu olursa diğer günlerde tutar. Tutamıyor hocam, gene hasta bu. وَعَلَيْلَّذِينَ يُطَيْقُونَهُ فِدْيَةٌ gücü yetiyorsa fidye verir. Ne kadar? تَعَامُ miskin, fakirin doyacağı kadar bir yiyecek verir. Kime dedi bunu? وَعَلَيْلَّذِينَ يُطَيْقُونَهُ gücü yetiyorsa dedi. Gücü yetmiyorsa bir şey yok. Gücü yetmeyen bir şey vermesi gerekmez ki. Evet. Yine WhatsApp hattına gelen sorularımızı alalım. Hocam merhabalar. Et-Tuhiyyat'ı okuduğum zaman, şehadetine geldiğim zaman parmağımı kaldırıyorum. Bunu Şafii mezhebindekiler yapıyor deniyor ama ben Hanefi mezhebindeyim. Bunu yapmam doğru olur mu? Teşekkür ederim. Evet. Selamünaleyküm hocam. Bir sorum olacaktı size. Annem ilk defa bu yıl Ümre'ye gidecek. Ancak abimle araları iyi değildi. O da içine sinmediği için Ümre'ye gitmeden önce abimden helallik almak istedi. Fakat abim hakkını helal etmedi. Annem de bu sefer helallik alamadım. Allah Ümre'mi kabul etmez deyip gitmek istemiyor. Ne yapmalıyız hocam? Bilgi verirseniz sevinirim. Merhabalar hocam. İyi yayınlar. Benim babam hayatı boyunca hiç oruç tutmadı. Hep ben dayanamıyorum, çok acıkıyorum, yoruluyorum dedi. Bu durumda oruç tutmayan kişinin cezası nedir hocam? Kimler oruç tutamaz? Yani babam çabuk yoruldu, acıkıp dayanamadığı için tutamama hakkı olabiliyor mu? Bir de hocam biz de evde iftar verdiğimiz zaman annem çeşit çeşit yemekler yapıyor, sofrayı donatıyor ama bazı komşularımız tek bir yemek ile oruç açıyorlar. Bu da benim vicdanıma dokunuyor. Acaba bizim lüks iftar sofraları hazırlamamız günah mıdır? İsrafa girer mi? Teşekkürler.
Evet hocam, üç tanesi de çok önemli bir soru. Ben de merak ediyorum. Özellikle evet. Hocam eteğe altı işaret parmağını kaldırma. Ben hiç kaldırmıyorum. Ama bazen Hanefi arkadaşlarım var. Onlar kaldırıyorlar hocam. Bunun da cevabını çok merak ediyorum. Hatta bir izleyicimiz var Ankara'dan. Alo. Alo. Buyurun efendim, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Selamun aleyküm. Hayırlı günler efendim. Aleyküm buyurun. Selam ve rahmetullah. Hocam benim size üç tane sorum olacak. Dinliyoruz. Kısa kısa. Bir. Birincisi hocam, tabii ki ben tam emin değilim ama böyle helal etmediğimiz kişilere Hakk'ın rahmetine kavuştuğu zaman diyorlar ki siz cennet kapısında onun bütün sorgusu bitene kadar sizi bekletecekler diyorlar. Bu ne derece doğru bilmiyorum. Bir de hocam ikinci sorumda. Bir cenazeye katıldım ama hiç hakkımı helal etmemiştim ki ta ki tabutun başına varana kadar. Ve ben tabutun başında o kişiye hakkımı helal ettim. Ama ettikten sonra da o kadar güzel bir koku geldi ki ben o kokuyu oradaki kişilere sordum. Ama kimse almadı dedi. Ama ben eminim aldım o kokuyu hocam. Evet. Bunu merak ediyorum. Bir de sizden bir ricam var hocam. Buyurun. Ben her gün Kur'an okuyorum. Ve Kur'an'ım eskidi artık. Ben sizden tecvitli Kur'an-ı Kerim arz ediyorum. Tecvitli Kur'an? Evet hocam. Tecvitli Kur'an ne demek? Tecvitsiz yok ki zaten. Yok, hayır. Yani altında hani böyle tecvitleri oluyor ya hocam, birleştirmeler oluyor ya. Mealli mi? Mealli yok, mi meal demek? Değil. Ha, evet. Evet hocam. Bir dakika şimdi bak. Bu Kur'an-ı Kerim. Bak şöyle bak. Buraya tutun arkadaşlar. Televizyon evet. Açık mı? Görüyor musun? Açık hocam. Şimdi bu... Ha böyle değil hocam. Böyle değil. Şöyle. Daha böyle... Altında ben tecvitliği öğrendikten sonra altında tecvitleri var hocam. Allah Allah. Altında tecvitler yazıyor. Evet. Müşteba bulursan bize de alalım ondan. Hocam şimdi yani ben açıkçası hadi o da önemli değil de ama ben Kur'an arz ediyorum sizden böyle büyük yazılı hocam. Tamam, ben sana alacağım. Adresini, tamam, adresini alın arkadaşlar. Hocam. Bak unutmayın, Müşteba fakülteden aldıracağım, göndereceğim inşallah. Yayın evinden aldıracağım fakülteye gidince. Peki efendim. Ankara'ya selamlarımızı iletiyoruz. Şimdiden hayırlı Ramazanlar diliyoruz efendim. Ramazan'da yetiştirelim, okusun, bize de hatim yapsın, duasını evet, yapsın. Evet, bize de inşallah. Dua etsin diyorsunuz hocam. İnşallah. Evet, şimdi kısa bir araya gireceğiz hocam. Soruların yine... cevabını vereceğiz o zaman. Evet. Kısa bir aradan sonra özellikle Umre'ye giderken ya da hacca giderken helallik almamız gerekiyor mu? Helallik almazsak ve gidersek haccımız, umremiz kabul olur mu? Kısa bir aradan sonra. Hüyatı'yı okuduğum zaman, şehadet yerine geldiğim zaman parmağımı kaldırıyorum. Bunu Şafii mezhebindekiler yapıyor deniyor ama ben Hanefi mezhebindeyim. Bunu yapmam doğru olur mu? Teşekkür ederim. Evet hocam. Peki bunu uygulamayla mı göstereceğiz? Olur hocam ama... Öyle yapalım, uygulamayla gösterelim. Müştebacığım, sizi buraya rica edelim mi? Seccadeye hocam getirsin. Bir kere işaret parmağını kaldırmak Müşteba gelene kadar mezhepsel midir hocam? Yani sadece Şafiler mi yapıyor hocam? Onu soralım önce. Hanefiler de yapabilir mi hocam? Şimdi önce olayın kaynağını bir söyleyelim. Tamam, buyurun yani hocam. Kaynak nedir? Buyurun hocam. Şimdi biz bir şey yapıyorsak, sallu kemara aytumuni usalli, beni nasıl namaz kılıyoruz görüyorsanız namazı öyle kılın diyen peygambere göre biz namaz kılıyoruz. Kafamızdan değil ki. Hiçbir hareketimiz kafadan değil. Şimdi Resul Efendimiz aleyhissalatü vesselam ettehiyyatı okurken ettehiyyatı okurken Sa'd ibn Ebi Vakkas parmağını kaldırmıyor. Herkes kaldırıyor normalde, biliyor. Ama Sa'd ibn Ebi Vakkas'a peygamberimiz diyor ki Buhari hadisinde, ya Sa'd vahid o kaldırmayı bilmiyor. Tek işaret parmağını kaldır diyor. Hepsini birden kaldırma diyor. Ettehiyyatu okurken en sonunda biliyorsunuz kelime-i şehadet var. Ettehiyyatu lillahi vessalavatu vettayyibat. Esselamu aleyke eyyühen nebiyyü ve rahmetullahi ve berekatuh. Esselamu aleyna ve ala ibadillahis salihin. Eşhedü şehadet ederim ki en la ilahe derken
baş parmakla orta parmağı birleştiriyoruz. Baş parmakla müştebağı, orta parmağı birleştiriyoruz. Müştebağı. Orta parmağı. Baş parmakla orta parmağı birleştiriyoruz. Şimdi oldu. Diğer parmakları da hafif büküyoruz. Ve şehadet parmağımızı yukarıya kaldırıyoruz. Ne zamana kadar kaldırıyoruz? Tekrar yapalım. Eşhedü en la ilahe illallah derken demeden indiriyoruz. Kapatıyoruz tekrar. İllallah demeden indiriyoruz. Bu Hanefi mezhebinde sünnettir. Sünnettir. Şafi'de değil sadece. Bütün mezheplerde sünnettir. Hanefi mezhebinde şöyle bir ayrım yapılmıştır. Bunun yerini ben ayarlayamam, bunu bilemem diyenlerin yapması doğru olmaz. Bunu bilenler ne zaman, nerede parmağını kaldıracağını bilenler yapar, bilmeyenler yapmaz. Bizdeki ikilik oradan çıkıyor. Bilenler yapıyor, bilmeyenler yapmıyor. Bilenler bilmeyenlere baskı yapıyor, sen de yap diyor. Öyle bir şey yok. Yapmıyor. Yapmasa bir şey eksik olmaz. Çünkü yerini şaşırırsa daha günaha girer. Çünkü doğru yapmak lazım. Yanlış yapmak korkusu varsa yapmamak daha güzeldir. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulüh. Ama biz bıraktık. Hanefiler bıraktı. La ilahe illallah derken bıraktı. Şafiler, diğer mezhepler bırakmıyorlar. Böyle onlar tahiyyat boyunca buna devam ediyorlar. Şöyle yapıyorlar. Hep böyle Allah bir, Allah bir, Allah bir demektir. Sadece böyle tutmuyorlar hocam. Sürekli evet. İndirip kaldırıyorlar. Allah bir. Tesbih çeker gibi. Allah bir diye bu parmağıyla devam ediyorlar. Bu sünnettir. Hadislerde yeri vardır. Resulullah Efendimiz yapmıştır. Yeri burasıdır. Biz bir daha söylüyorum. Bizde de sünnettir. Hanefi mezhebi bizde derken diğeri de biziz. Evet. Şafi de biziz. Hanbeli de biziz. Ama Hanefi mezhebi olanlar da sünnettir. Yerini ayarlayamam, ben bunu yapamıyorum diyenlerin yapmaması güzeldir. Başka soru var mı bu konuyla ilgili? Bununla ilgili bir şey yok hocam. Parmakla sizin ilgili. Sizin var mı? Yapmıyoruz. Bir saniye. Tamam, bir saniye. Yapmıyorsun. Günaha girmez. Günaha girmez. Sonuç. Tabii. Eşhedü en la ilahe. Biz de yapıyoruz hocam. Siz de yapıyorsunuz. Siz evet, Şafi. Şafi. Siz devamlı mı yapıyorsunuz böyle? Devamlı değil hocam. Üç defa yapıyoruz. Üç defa yapıyoruz. Üç defa böyle. İşte devamlı nasıl yapıyorsunuz? Gibi. Bir gösterin. Böyle yapıyoruz. Böyle. Üç defa yapıyoruz. Evet, böyle üç defa yapıyoruz. Bir de hocam şeyi bazı soracağım. Bazı mezheplerde bir gösterin. Böyle hocam. İki, üç. Şehadette değil mi? Evet, şehadette. Eşhedü en la ilahe illallah derken. Onu söyleyerek yapıyoruz onu hocam. Onu söyleyerek yapıyoruz. Bir de bizim Ettahiyatut'ta hocam şey diyoruz. Ettahiyatu el muberekatu es salavatu et teybatu lillahi. Bunlar fazla söyleniyor bizde Şafilerde. Aynı Ettahiyatü'nün 7 ayrı rivayeti var. Öyle doğru mu söylüyoruz? Doğru doğru. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bunu dua olarak öğretmiştir. Kur'an öğretir gibi. O aklımdaydı. Acaba doğru mu söylüyor? Doğru söylüyoruz. Şafilerde Sübhaneke yerine orada da Allahümme veccehtü veci duası okunur. Evet veccehtü, bunu soracaktım. Evet, o da evet. O da sünnettir sizde. Evet. Öyle. Biz şeyi okumuyoruz hocam, o söylediğinizi aslında onu da okuyabiliriz. Sübhaneke'yi okumuyoruz. Sübhaneke'yi ama veccehtü veciyi okuyoruz. Veciyi acaba o da doğru mu? Doğru, ikisi de sünnette var. İkisi de. Tabii. Acaba ikisini birden mi okuyalım? Hayır, bir tanesini yapacağız. Bir tane veccehtü'yü. Evet. Tabii. Bizim hocalar öyle öğrettiler tabii. Bize. Bir tanesini yapacaksın. Evet hocam. Tamam. Siz Canan Hanım. Teşekkür ederiz hocam. Evet. Ben bilmiyordum yani. Kaç seneden beri kılarım. Ama öyle bir şey yapmadım. Yapmadın. Bundan sonra da yaparım, şaşırabilirim. Onun şaşırırsan için, yapma. Evet. Yapmamakta şaşırırsan fayda var. Teşekkürler. Sağ ol. Evet. Var mıydı başka sorusu olan? Ha yok. Peki. Şimdi hocam yine WhatsApp hattımıza gelen sorulardan bir tanesi. Müşteba lazım mı? Müştebacığım seni biraz sonra tekrar çağıracağız. Teşekkür ediyoruz Müştebacığım. Helallik almadan umreye ya da hacca gidebilir miyiz hocam? Onlara cevap verelim. Telefon. Evet, buyurun hocam. Tamam. Allahu Ekber. Bu sandalye benim ağırlığıma dayanamadı. Estağfurullah hocam. Maşallah hocam. Estağfurullah. Maşallah. Helallik almadan umre olur mu? Şimdi şöyle bir şey var. Umreye gidenler helallik alsın diyoruz. Umreye giden helallik alsın da
adama her türlü pisliği yapmış ya da kadına her türlü pisliği yapmış, edepsizliği yapmış, ahlaksızlığı yapmış. Ben onu affetmiyorum. Ben ondan niye helallik alayım? Onun benden helallik alması lazım. Böyle bir durumda helallik almadan gidilir. Ama ceviz kabuğunu doldurmayan şey ana ile evlat arasında, kardeşler arasında, amca yeğen arasında hiçbir şey olmamış. Tavuğuna kiş demiş. Bundan dolayı bir taraf diğer tarafa bekliyorsa benimle konuşacak mı, helallik alacak mı diye. Orada en azından Allah'a ısmarladık demek lazım, helallik almak lazım. Evet. Biri bu. Diğer bir sorumuz oruç daha vardı. Oruç cezası. Evet. Oruç tutamıyor, cezası diyor. Ya da bilerek tutmuyor. Ben dayanamıyorum. Hiçbir hastalığı yok. Mazeret yok. Problem çıkmıyor. Ben açlığa dayanamıyorum, tutmuyorum. Oruç tutmayanların cezası İslam'ın temel beş esasını hafife almak, hafife alarak yapıyorsa çok büyük günah, Allah korusun. Bir namaz kılmamanın, oruç tutmamanın en büyük vebali insanın ibadetlerinin temeli olan, Allah'a borcu olan, Cenab-ı Hak sana sağlık vermiş, afiyet vermiş, Allah sana tut diyor. Sen Allah'a diyorsun ben sana tutmuyorum, dayanamıyorum, tutmuyorum. Dene bakalım. Sen hayatın boyunca canın ne istediyse yaptın zaten. El bebek, gül bebek. Bir dene bakalım, biraz sabretmeyi öğren. Sen şimdi sabretmeyi öğrenmezsen yarın bir gün başka bir şey, belalar gelecek başına. Dünyada da bela gelecek, ahirette de bela gelecek. Cenab-ı Hak ne ceza verir bilmiyoruz ama çok büyük günah işler. Kur'an'da o kadar oruç anlatılıyor, övülüyor. Fazileti ve sevabı insan mahrum oluyor. İftar sofraları, israf sofraları oldu, güzel oldu. Evet hocam, yanlış olmadı. Evet. Evet, israf sofraları kuruyoruz. İsraf sofralarına dikkat edelim. Yemekte bir çeşit iftariyelik, hani iftariyelik deniyor ya, aslında o bile karnımızı doyuruyor. Ama tamam, insanın nefsi çekiyor, var, imkan da var. Hadi bir ana yemek yedin, yanına bir de salata, ateş değmeyen bir şeylerden koydun, bir de tatlı koydun. Ama iki çeşit, üç çeşit, beş çeşit, altı çeşit ye doymadın, bir daha ye, gözün doymadı, biraz daha ye falan, akşam yatsı arası tamamen yiyorsun. Çatlayacak, patlayacak, öksürecek, tıksıracak kadar yiyorsun. Bunlar israf oluyor. Ya da 3 kişi gelecek misafir, 30 kişilik yemek yapıyor. Ya da hocam lüks otellerde, restoranlardaki lüks çok pahalı otellerde, iftar davetleri. Dün hocam bir haber izledim. Haber 7'de, Kanal 7'de. 700 liradan başlıyor bir kişi, 5000 liraya kadar bir kişilik yemek varmış. 5000 lira bir kişinin yemeği. Ya insaf, 10.000 lira aylık alıyor, bir ay geçiniyor insan. 2 kişi bir yemekte, iftardan mı bunu bitireceksiniz? Gözü doysun, bunlardan hesaba tutulacağız. Uzatmamak için anlatmıyorum ama o kadar çok bizi sigaya çekecek peygamberimizin sözleri var ki, misafirlikte yediği yemeğe bile Hazreti Ömer'e ve Hazreti Ebu Bekir'e diyor ki, ثُمَّتْ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَ اِذِنْ عَنِنْ نَعِيمٍ. Sonra bu nimetlerden hesaba çekileceksiniz ayetini ya okuyor. Şu misafirlikte yediğimiz yemekten de hesaba çekileceğiz diyor. Bak, misafirlikte yediğimiz yemek. Onun da hesabı var. Allah muhafaza eylesin. Amin. Şimdi telefon cevapları vardı. Evet, bir telefon. Helallik veremediğimiz cennet kapısında bekler. O iki tane Müslüman, ikisi de haklı. Kendi açılarından efendim dargın gitmişler, küskün gitmişler. Onlar barışıncaya kadar orada Allah, ikisi de cennetlik, ikisi de güzel insansa, kötü insanla İyi insan aynı anda cennetin kapısında bekletilmez zaten. Bu yanlış anlaşılmaktan kaynaklı böyle bir kural söyleniyor. Cenazede tabutun başında hakkımı helal ettim. Güzel bir koku duydun. O senin yaptığın vel afin aninnas. Allah seni sevdi çünkü affedici oldun. O son anda bile insanı günahıyla göndermedin, helalledin, helal oldu. Ve sen de güzel bir koku duydun. Doğrudur. Sen duyarsın, başkası duymayabilir. Resulullah Efendimizin kabir saadetlerinde de bazı insanlar çok güzel şeyler görüyor, duyuyor. Bazıları hiç duymuyor. O bakıştan bakışa fark vardır. Bir de tecvitli Kur'an sözü verdik. İnşallah evet, göndereceğiz. İnşallah hocam da hediyesini gönderecek. Şimdi Nide'den bir misafirimiz var. Alo, hoş geldiniz efendim. İyi günler. İyi günler. Ben
Hocama sorularım vardı. 4 evet. Tane. Buyurun. Hocam dinliyor sizi. Buyurun. Evet. Hocam öncelikle benim eşim annemle babama ve kardeşlerime gitmeme, onlarla görüşmeme izin vermiyor. Ama ben ondan habersiz görüşüyorum, gidiyorum. İşte bazen söylüyorum, bazen söylemiyorum. Bunda yani bir benim günahım var mıdır? Bunu peki çok özel değilse neden izin vermiyor? Yani bir özel değilse. Özel onu hocamla görüşmek istedim tamam. De özel görüştüremiyoruz dediler. Yani özel aslında uzun bir konu da. Hocamla yani detaylı bir şekilde konuşmak istiyorum. Yani eşiniz haklı mı acaba? Buyur. Eşiniz haklı mı yani aileniz bir kötülük mü yaptı eşinize? İşte onu ben hayır demiyorum. Çok vicdan azabı çekiyorum bu yüzden yani. Şimdi iki şey söyleyeceğim. Siz oradan kendi kararınızı verin kardeşim. Ölçü söyleyeceğim ben size. Yani özel telefonla da konuşsak aynı şeyi söyleyeceğim. O nedir? Bir, annen baban da kardeşin de olsa alakayı ne zaman kesebilirsin? Bir, namusuna ilişiyorlarsa malına kastediyor. Tamam, malının tamamını senin elinden çalmak, çırpmak istiyorlarsa bir de canına kastediyorlarsa seni öldüreceklerse annen de baban da olsa gitmezsin, alakayı kesersin, eşini de göndermeyebilir. Biri bu. İki. İkincisi hocam. Yok ben cevabın birincisi, birinci madde. Evet. İkinci maddesi eşin kendi görüşmese bile seni göndermemezlik yapamaz, engel koyamaz. Böyle bir durum yoksa, üç maddelik durum yoksa. Sen ona izin alman da gerekmez ama evdeki işlerini aksatmadıkça. Evdeki evet, vazifeni aksatmadıkça. Diyor, onlar benim evime gelecekler diyor. Ne de diyor sen oraya gideceksin belki gidebilirsin ama diyor onlar da benim evime gelmeyecekler. Hiçbiri gelmeyecek. O ona evine gelmemesine karar verebilir ama sen gidemezsin diyemez. Evet diğer sorunuzu alalım efendim. Diğer sorum hocam ben namaz kılarken benim ta ayağım şöyle normal kadınların namaz kıldığı şekilde tahiyyata oturamıyorum. Mecbur iki ayağımın üstünde oturmak zorunda kalıyorum. Bunda bir sakınca var mı? Normal olarak namazda secde esnasında parmaklarımız kıbleye gösterecek şekilde bükülerek secde ederiz. Otururken kadınlar teverrük oturuşu denir. Ayaklarını soldan sağdan mı çıkarıyorsun? Sağdan çıkararak otururlar. Sağ çıkartıyoruz hocam da işte benim ayağım sağa dönmüyor. Sağ ayağım böyle sağa dönmüyor diz kapağımdan. Bir daha ben bir tamamlayayım. Benim şimdi sen soru sorduğunda benim kafamda 10 tane madde oluşuyor. Tamam mı? Tamam. Bu 10 maddeden ben sana lazım olanları söylüyorum. Yavaş yavaş söylüyorum. Bir de ben yavaş konuşuyorum biliyorsun. Tamam. Sen şimdi beklersen cevabı geliyor zaten. Peki. Araya böyle laf soktuğun zaman o tekrar etmiş oluyoruz. Tekrara düşüyoruz. Şimdi sağdan çıkarması gerekiyor ama çıkaramıyor. Ayağı tutmuyor. Bu kadın ya da böyle insanlar bağdaş bile kurabilirsiniz. Bir şey yapamıyorsun. Oturamıyorsun. Ayağında sakatlık var. Bir şey var. Bağdaş da kurabilirsiniz. Bir, iki ayağınızı da uzatabilirsiniz. İsterseniz gösterelim müştebayla. Olur. Gel müşteba. Müşteba burada mısın? Burada mı? Neyse gelince şey yapalım. Tamam. Biz de şimdi müştebada tuşa dokununca gelecek diye bekliyoruz öyle. Ama gene geliyor sanıyorum. Gene geldi. Gel bakayım. Şimdi bu tahiyyatta bağdaş kurarak oturmayı göstereyim. Şimdi bir dizlerim ağrıyor. Üzerine oturamıyorum. Ya da ayağım sakat. Oturamıyorum. Bir, ayağını uzat müştebe. Kıbleye doğru. Bu da caizdir. Bağdaş kur. Bu da caizdir. Ettehiyyatü böyle de okuyabiliriz. Veya kadınlar sağdan ayaklarını çıkarıyorlar. Onu yap. Bunu yapabiliyorsan yap. Yapamıyorsan ikisinin üzerine oturmuş de be. Ha, bu da olur. Sen çünkü oturuşu yapıyorsun sonuçta. Ayak konusu sünnet olanları mecburen terk ediyorsun. Zarureten. Yani hasta olduğu için, rahatsız olduğun için terk etmiş oluyorsun. İzlediniz mi? Evet, izliyorum hocam. Peki soracağım bir şey var mı burada müşteba hazır buradayken? Otur, şöyle yapıyorum. Yok, aynı müşteba kardeşimizin oturduğu gibi oturuyorum. Mecbur öyle yapıyorum hocam. Böyle oturuyor, tamam. Evet. Olur, sıkıntı yok kardeşim. Var mıydı başka sorunuz efendim? Teşekkür ederim.
Hocam bir sorum daha var. Hemen onu da alalım. Hemen hızlıca tamam, alalım. Sağ ol. Hocam ben kusura bakmayın da biz mesela eşimle resmi nikahımız var ama imam nikahımız yok. Bunda dinen bir sakıncası var mı? Dini nikah niye yaptın? Mehrini biliyor musun? İşte yok, o yok hocam. Sakıncası sen zarar etmişsin. Sana zarar. Sana zarar. Dini nikah kıydır. Mehrini de al. Tamam mı efendim? Dini nikah bazı açılardan gerekiyor. Bazı açılardan. Onun için müftüler kıysın diyoruz. Müftüler de dini nikahı inşallah resmi nikahı da dini nikahla beraber kıyıyorlardır. Bu önemli kardeşim, yaptır. Peki tamam, efendim. Nide'ye çok selamlar. Hayırlı günler olun, diliyoruz efendim. Allah razı şimdiden olsun. Hayırlı Ramazanlar. Şimdi arkadaşlardan bir WhatsApp sorusu daha alalım. Hocam sorularımıza cevap veriyorsunuz. Bu bizleri çok mutlu ediyor. Allah razı olsun. Kur'an-ı Kerim okunurken tilavet secdeleri nerelerde ve nasıl yapılır? Cevaplarsanız sevinirim. Hayırlı günler diliyorum. Çok teşekkür ediyorum hocam. Biz de hayırlı günler diliyoruz. Evet, Ramazan geldi. Hepimiz hatimler okuyacağız ve herkesi merak etti hocam. Tilavet secdesi nerelerde şimdi yapılır ve nasıl yapılır? Kur'an-ı Kerim'de kıymetli kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim'de 14 yerde tilavet secdesi var ve Kur'an-ı Kerimlerin hemen kenarında tilavet secdesi, secde diye yazar. Secde ayeti geçtiğinde bakarsanız, bir tane bulalım, gösterelim. Secde ayeti bu mahallede de var mı bilmiyorum. Bakayım şurada. Secde ayeti geçen, mesela nerede geçiyor? İkra, Alak suresinde secde ayeti geçiyor. Onun yanına secde yazması lazım. Kur'an-ı Kerim'de yazmış. Bak şimdi. Büyük Kur'an-ı Kerim'de de göstereceğim. Buradan göstereyim mi? Evet. Tamam. Bak şurada secde yazıyor. Şu işaret. Bak secde yazıyor. Böyle 14 yerde Kur'an-ı Kerim'de secde var. Bir de bu, şundan göstereyim. Bunda daha rahat görünür. Bak bu da hangi suredeymiş? İnşikak suresi. İzessemâün şakkat. Şuraya bakalım. Bak secde yazıyor. Şurada secde yazıyor. Kur'an'da 14 yerde var. Şimdi bunu okuyan da dinleyen de secde yapacak. Mesela ben şimdi buradan okusam hepimizin secde yapması vacip olur. Ya abdesti varsa hemen yapar, abdesti yoksa daha sonra abdest alır. Secdeyi yapmak vacip olur. Tilavet secdesi yapmak vaciptir. Tilavet secdesi nasıl yapılır? Şimdi onu yapalım. Niyet ettim Allah razı olsun, okuduğum secde ayetinin tilavet secdesini yapmaya diye içimizden geçirmemiz yeterlidir. Ya da niyet ettim Allah razı olsun tilavet secdesi yapmaya. Ellerimizi kaldırmadan olduğumuz yerde Allahu Ekber diyerek doğrudan secdeye gidiyoruz. Allahu Ekber, 3 defa Sübhane Rabbiyel A'la, Sübhane Rabbiyel A'la, Sübhane Rabbiyel A'la. Allahu Ekber, doğrudan ayağa kalkıyoruz. Semiyana ve atana gufranike Rabbena ve ileykel masir. Hocam bunu bilenler, kadınlarda da erkeklerde aynı, de aynı değil aynı. Mi hocam? Bunu bilenler böyle yapar. Duasını bilmeyenler de Allah'ım okuduk, işittik, itaat ettik dese o da yerine geçer inşallah. Bu bir tilavet secdesi birden fazla aynı yerde okunduysa bir secde yeter diyen alimler var. Ama tilavet secdelerini ayrı ayrı zamanlarda, hafız çocuklar var mesela, hafız çocuklar okuyor devamlı ezberlemek için falan, onlar için bir secde aynı yerde yetiyor. Ama bir surede tilavet secde, inşikakta okudunuz, tilavet secdesi geçti, yapmadınız, okumaya devam ediyorsunuz. Alak suresi geldi, tilavet secdesi geçti. İşte Nemil suresi geldi, tilavet secdesi geçti. 5 tane secde olmuş, ben daha yapmadım. 5'ini birden yapabiliriz. Hocam bir tane daha gösterebilir miyiz? Evet. Bir tilavet secdesi. Bir tilavet secdesi daha gösterelim. Kur'an'daki secde yazan ayeti okuduğumuzda, mesela cuma günleri okunan cin surelerinde vesaire secde suresinde secde vardır. Cuma namazlarının cuma sabahları Mekke, Medine'de genellikle o bilen hocalar da bizde de onu yaparlar.
Secde suresi okunur cuma sabahları. O namaz arasında geçerse, namazın arasında geçerse yeri farklı olur tilavet secdesinin. Bak o da ayrı. Ha, onu da gösterelim hocam. Mesela namazın arasında tilavet secdesi hoca okurken, tilavet secdesi hoca okurken secde ayeti geçti. Üç ayetten daha fazla okuyacak bu hoca. Yarım sayfa daha okuyacak. Önce secdeyi yapar, sonra ayağa kalkar, okumaya devam eder. Mesela Allahu Ekber namazda hemen secdeye gitti. Secdeyi yaptı. Allahu Ekber namazda yine aynen kalkar, cemaatle bir okumaya devam eder. Ama Alak suresi gibi, İkra'da olduğu gibi son ayet ise, son ayetlerde ise tilavet secdesi, son ayetleri okur, rükudan sonra secdeye gider. Alak, İkra suresindeki namazda okuyorsa bu. Evet. Namazda okuyorsa. İkra'yı okuyor. Okumuyorum ki bize, size vacip olmasın diye. Secde ayetini okudu. Önce rüküye gider. İkra'da böyledir. Son ayettir çünkü. Evet. Rüküyü yapar. Secdeye gider. Normal namazın secdelerini yapar. Ayrıca bir tilavet secdesi yapmaz. Evet. Böyle bir fark var. Şimdi tekrar bir tilavet secdesini bir daha yapalım. Kur'an okuduk. Namaz değil de bu namazdaydı. Evet hocam. Kur'an okuduk. Kur'an'daki secdeyi tilavet geldi. Hemen yapmamız çok güzeldir. Hemen kıbleye döneriz. Seccademizi sereriz. Niyet ettim Allah rızası için tilavet secdesi yapmaya. Allahu Ekber. Subhan Rabbiyel A'la. Subhan Rabbiyel A'la. Subhan Rabbiyel A'la. Allahu Ekber. Semiyana ve ata'na. Gufranike Rabbena ve ilekel masir. Okuduk, işittik, itaat ettik diye de Türkçesi söylenebilir. Hocam 14'ünü birlikte yapabilir miyiz? Hatmi yaptık, bitirdik. 14'ünü birlikte yapabilir miyiz? Şöyle bir şey söyleyeyim. 14'ü mesela hatim bir anda bir cenaze oldu. Allah vermesin diyelim. Cenab-ı Hak hayırlısını versin. Oturduk, bir hatim yaptık. Şimdi arkadaşlar tilavet secdelerini yapalım. Ondan sonra duaya geçeceğiz denir. Herkes okuduğu tilavet secdesini kimler okuduysa onlar secde yapar. Ben okuduysam bir hatimi tek başıma hiç yapmadıysam 14'ünü birden yaparım. Evet. Arka arkaya. Ama her seferinde ayağa kalkmak müstehaptır. Oturduğun yerde olmaz. Oturduğun. Ha, muhakkak ayağa kalkmak gerekir. Lazım. Bir. Evet. Bir şey daha söyleyeyim. Buyurun. Kitaplarda ben görmedim. Ama sevdiğim ilmine de inandım. Ben de 6-7 sene kendisinden hadis dersleri aldım. Emin Saraç Hoca, Allah rahmet etsin. Ondan bizzat kulaklarımla duydum hadis derslerinde. Duaların kabul olması için, hani başınız darda, sıkıntıda, bir musibet var, bir bela var ya da bir hayırlı bir iş için dua ediyorsunuz. 14'ünü de okuyun peş peşe. Yani 14 tilavet secdesi geçen ayetleri mi hocam? Ayetleri. 14 tilavet secdesini geçen ayetleri okuyun. 14 defa secde yapın. Sonunda bir dua yapın demişti. Ay bunu ilk defa duydum hocam. Güzel bir şey oldu. Onun sözü. Ben onu sözü olarak nakledim. O da bir hocasından duymuştur demek ki. Sıradan bir insan söylese itibar etmezdim. Emin Saraç Hoca söylediği için bunu da ben de emanet nakledeyim. Evet yani. Hocam. Peki Müştüba kardeşim çok teşekkür ediyorum. Ayağına sağlık. Evet, İstanbul'dan bir misafirimiz var. Alo, hoş geldiniz efendim. Sevgili seyirciler, biraz sonra ikinci şifreyi vereceğim. Önce misafirimizi ağırlayalım. Buyurun efendim. Hoş bulduk. Kolay gelsin. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Buyurun. Ben hocam haksızlığa uğradım. Evlendim. Eşim ortak oldu birisinden. Ondan ayrıldı. Sonra o ortaktan da ayrıldı. Komşusundan ortaklık oldu. Sonra bunlar bir şirketi batırdılar. Sonra eşim beni götürdü notere. Benim haberim yok, hiçbir şeyden habersizim. Sonra elime bir noterde kağıt verdiler. Kağıdı okumaya başladım. Eşim ayağını yere vurdu. Hırçınlaştı. Sayın ne okuyun dedi bana. Bir bağırdı. Sanki bir şey anlayayım dedi. Çabuk imzayı at dedi bana. O hoşumdan imzayı attım. Neye imza attım bilmiyorum. Sonra eve geldim. Günler sonra biz ev aldık, daire aldık. O daireyi aldıktan sonra bunun tasını benim üstüne yap dedim. Ondan sonra yapamam dedi. Niye falan dedim. Sonra o ev aldıktan sonra öğrendim. Benim üstüme borç yüklemiş. Şeyden. Ortağımın borcunu benim üstüme yüklemiş. Burada haksızlığa girdim. Ben ne yapmam lazım yani? Hani nasıl hakkımı aramam lazım? Peki ne yaptınız? Eşinizle evliliğiniz devam ediyor mu?
Eşim evliliğim bitti, bitirdim. Her şey bitti. Hiçbir şey almadım ben. Benim mehirimi de vermedi bu. Onu helal etmiyorum mehirimi. Borçlar yani, ne oldu? Borçlar ne oldu? Çocuklar babalarımdan. Yok, borçlar ne oldu diyorum. Hani siz imzaladınız mı? Borçlar duruyor. O şey dükkan vergisiymiş. Dükkan borcu vergisiymiş. %40'ı benim üstümeymiş. İşte bilmem ne kadar kendinin üstüneymiş. Bu o ortağının borcunu benim üstüme yükledi. Öyle ben kaldım yani, haksızlığa uğradım. Ben ne yapmam lazım yani? Nerede hakkımı aramam lazım? Ben ona hakkımı yani helal etmiyorum yani. Geçmiş olsun, haram işlemiş, helal etme. Ancak senin ben hocam, benim hiçbir şeyden haberim yok. Geldim maalesef. Gittim yalvardım, yarım sene buna yalvardım. O avukata gittik, bu borcu kaldı. O ortağa gitti, geldi gitti, o borcu aldı. O gitti, kurtuldu. Bu sefer de bir şey oldum. O adam gitti, ben başladım yani. Bu borcu kaldı, hocam, bu borcu gerçekten kaldı. O kadar yalvardım. Anlamakta zorlanıyorum. Bir erkek eşini bu kadar mağdur nasıl edebilir hocam ya? Yani gerçekten anlayamıyorum. Ya bu yani o ortak olduğu adam gitti. Yani bu insan, onun yanına ben başladım. İnsan, borcumu kapat, borcumu insanlık, kapat diye yani. İnsan olsa zaten götürüp zorla imzalatmaz. Böyle bir borca girmez. Kendisi öder, çalışır öder. Eşini bu işe ortak etmemesi lazım. Bir de kandırıyor yani, habersiz yapıyor. Evet. Çok büyük bir kötülük. Maalesef bunu sosyal medyada gelen, telefonlarınıza gelen şeylerde de, maillerle vesaire, mesajlarla da yapıyorlar. Size para geldi diyorlar. Şuradan buradan para, hesabınıza para yatırılacak. Şunu imzalayın. Sizi borçlandırıyorlar yani. Onlara dikkat edin. Evet. Bunun gibi bir kandırmaca. Avukat takip edecek sevgili kardeşim. Neredeysin, hangi İstanbul'dasın, hangi semtteysin, oranın aile sosyal destek birimleri var. Onlara müracaat etmelisin. Kaymakam Bey'le veya bir ilgi yetkililiyle görüşmelisin. Emniyet müdürü falan. Bunlar sana inşallah yardımcı olurlar. Hakkını alırsın. Burada alamazsın, öbür tarafta alırsın ama ben burada alacağına da inanıyorum. Takip et. Buna hakkını helal etme. Takip et ve alacağını al. Kendisi ödesin. Geçmiş olsun diyoruz efendim. Hayırlı günler diliyorum sizlere. Şimdi evet sevgili seyirciler, bu güzel namaz kılmayı öğreten bu güzel seccademiz, kadife kaplı Kur'an-ı Kerim ve sesli Yasin-i Şerif için 3 hediyemiz için ikinci şifremiz Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin isimlerinden bir tanesi Münir sallallahu aleyhi ve sellem. 2 şifreyi verdim sevgili seyirciler, tek şifre kaldı. Bizi takip ediyorsunuz. Bir izleyicimiz demiş ki hocam, Fatma Bekmez, selamun aleyküm, bir sorum olacaktı benim. Sürekli diş etimde kanamam oluyor ve doktora gittim fakat bir türlü kesilmedi. Abdesti her vakitte yeniden alıyorum. Fakat oruçta ne yapmam gerekiyor? Affedersiniz, sürekli akşama kadar bu kanı sürekli dışarıya atamayacağıma göre ne yapmam gerekiyor demiş hocam. Oruçta bu kanı, kan galipse yutamaz. Yutarsa oruç bozulur. Ona dikkat edecek. Yani o şekilde oruç tutamaz. Diyelim ki tükürdüğünde tükürük rengi fazla, kan rengi az ise, kırmızılık bile olsa, kan rengi az ise o zaman o tükürük hükmüne girer, orucu bozmaz. Evet. Ama kan ve su gibi bir şey boğazımızdan geçtiğinde, yuttuğumuzda, bilerek dışarıdan aldığımız bir şey veya şeyden, diş etlerinden akan kanı yuttuğumuzda orucu bozmuş olur. Orucu bozmuş olur. Tedbirini alacak. Evet, yine mikrofonumuzu uzattığımız halkın sorularından alalım. Selamünaleyküm kıymetli ve değerli hocam. Sizi severek takip ediyorum. Ramazan yaklaşıyor, size bir sorum olacaktı. Ben yurt dışına kalıyorum, Almanya'da kalıyorum. Malum Norveç'te kalan arkadaşlarımız, kardeşlerimiz vardır. Onlar Ramazan sürecinde bayağı uzun süre oruç tutuyorlar. Bazı bölgelerde de ise bu oruç süresi hatta bayağı 23 saati buluyor. Dolayısıyla bunun buradaki tutulan oruç süresiyle normal standart bir şekilde Türkiye'de ve Suudi Arabistan'da tutulan süre arasında bayağı bir fark var. Oradaki güneş yörüngesine göre yapmalılar mı, tutmalılar mı, yoksa hangi şartlara göre onlar oruç tutmalı orada? Selamun aleyküm hocam. Bir şey soracaktım. Bursa'ya gidiyorum, sefer namaz diyorlar. Ben de kılmıyorum. Bir de onun grafı var mı? Normal namaz kılıyorum.
Evet hocam, yani bazı ülkelerde gerçekten çok uzun bir süre evet. oruç tutuluyor. Nasıl yapsınlar? Beş vakit giriyor ve vakit oluşuyorsa kendi vakitlerine göre imsaktan iftara kadar oruç tutacaklar. Beş vakit oluyorsa. Beş vakit olmuyorsa, mesela beyaz geceler deniyor. Beş vakitin olmadığı yerler var. Orada beyaz gecelerin bir kısmında da oluyor. Ben gördüm mesela St. Petersburg'da akşam 10'a doğru böyle hafif bir alaca karanlık oluyor. Bir saat falan, iki saat sürüyor. Sonra tekrar aydınlık başlıyor. Yani oradakilerin akşamı ve yatsı olduğunu gördüm. Ama olmazsa bu, o bölgeye en yakın, beş vakit olan yere uyacaklar. Hocam bu o zaman 18 saat ediyor, 20 saat ediyor. Olsun, o 20 saati tutacak. Senenin diğer mevsimine oruç döndüğü için öyle bir zaman gelecek ki onun orucu 7-8 saatlik oruçta olacak. Dünyanın dışında ayda, uzayda vesaire olan insan dünyadaki bulunduğu yere ya da Mekke'ye göre kendisini ayarlayabilir. Yani beş vakit olan yere göre kendisini ayarlayabilir, ona göre tutabilir. Evet. Yani dünyadaki beş vakit olan yere göre tutabilir. Saat var artık zaten. Yemeğini nasıl yiyorsa oruç içinde zamanını ayarlayacak uzaydaki insanda. Buralarda da problem çözülmüş. Ben yerinde gittim gördüm, sıkıntı yok zaten. Evet. Şimdi Bursa'dan Bursa'ya gidiyorum çok, dedi. Çok tutuyoruz biz. Sevabı çok oluyor seninle. Evet. Şey var dedi hocam. Bursa'ya seferi. Bursa'ya gidiyorum dedi. Şimdi İstanbul'dan Bursa'ya gittiğinizde eski gidişle 3 günlük mesafeyi geçiyor. Yani deveyle, atla, şeyle gitseydin, yürüyerek gitseydin 3 günde gidecektin, 4 günde gidecektin. Şimdi 2 saatte gidiyorsun, seferi oluyorsun diyorlar. Doğru, seferi oluyorsun. Hanefi mezhebi seferilikte namazın kısaltılmasını vacip görüyor ve Allah'ın bir ikramı görüyor. Cenab-ı Hak ikram ediyor sana. Sen de bunu al diyor. Almazsan, namazı tam kılarsan, namazı iade etmek gerekir mi, yeniden kılmak gerekir mi, kaza etmek gerekir mi? Hayır, namazın tamam. Sadece ikramı çevirmekten bir isaet diyor yani. O da kötülük anlamına geliyor. Bir yanlış iş yapmış olursun, çirkinlik bir şey olur. Evet. Yoksa seferi kılması lazım. Kılarsa sevabını alır, kılmazsa bir günah. İsaat, ikramı kabul etmemiş olur. Saygısızlık gibi değil mi? Saygısızlık, evet. Selamünaleyküm hocam. Ben namaz kılarken vesvese geliyor. Fatiha suresinden sonra başka sure okuyup okumadım mı diye bazen seyif secdesi yapıyorum, bazen yapmıyorum. Seyif secdesi hangi yanılmada yapılır? Kayseri'den Zeynep Hanım yazmış. Farzları geciktirirsek, 3 ayet okumaktan fazla gibi böyle gecikme olursa devamlı, vacibi geciktirirsek veya terk edersek, o zaman seyif secdesi kurtarır. Farzı terk etmişsek seyif secdesi kurtarmaz. Hemen yapmazsak aynı yerde. Seyif secdesini vesveseyle, seyif secdesiyle vesveseyi kurtaramayız. Vesvese günahtır. Devamlı aynı şeyi yapıyorsanız her namazda Fatiha'yı bir defa okudum olmadı, bir daha okuyayım. Elemtera'yı bir daha okuyayım olmadı, lilaf yok. Her gün böyle. Sen böyle seyif secdesiyle kurtaramazsın. Kendi kendini yoruyorsun. Bundan vazgeç. Seyif secdesi de yapma. Birden fazla da okuma denir onlara. Evet. Yine Ankara'dan bir misafirimiz var. Alo, hoş geldiniz efendim. Alo. Alo, buyurun efendim. Aleyküm selam ve rahmetullah. Hocam size bir sorum olacaktı benim. Mirasla ilgili. Buyurun. Benim babam vefat etti. Biz 10 kardeşiz. Evet. 7 kız. 3 oğlan. Annem bize miras vermek istemiyor. Bütün mirasları oğlanlara vermek istiyor. Biz de buna razı olmuyoruz. Yani hepimizin de yani durumu o kadar bir parlak değil. Yani. Bunlar kayıtlı değil mi? Annene miras kalıyorsa size de kalır. İşte annem vermek istemiyor. İleniyor yani. Bize çok ileniyor. Almayın diyor size. Evet. Almayın diyor. Alın. Yani varsa yoksa diyor, 3 oğlan olsun diyor. Allah Allah. Nasıl bir anaymış o kızları evlat sahibi. Çok ileniyor diyor. Hocam öyle bir ileniyor ki bak yani. Bak orada
Orada sesi gelen yavrucağızın bile hakkı var onda. Yazık evet olur. Hocam. Yani. Yani bunu hani annemin ilenci bizi tutar mı tutmaz mı? Haksız yere ileniyor yani. Haksız yere bizi. Yapıyorsa günaha girer. Biz de onu kırmamaya çalışıyoruz. Yani basit şeylerse uzak durun derim ama yok. Sizin ihtiyacınız var. Ciddi bir meblağ ya da var. Ya hocam işte dediğim gibi haksız yere bize ilendiği için bazen diyoruz ki acaba ilenci tutar mı? Yani kendimiz de üzülüyoruz. Yani biz yedi kardeş. Annen yanında mı anne? Annem yanımızda değil. Annenle, kendi elinde kalıyor. Annen bir telefon etsin sorsun bize. Biz sorsun bir konuşalım anneyle. Hocam öyle şeylere yanaşmıyor. Niye yanaşmıyor? Aradığımı duysa bile. Niye yanaşmıyor? Kıyameti koparır. Neden? İşi de gelmiyor. Yani niye böyle şeyler soruyorsunuz? Yani bize haksız bulduğu için. Analık hakkı gelince söylüyor. Evlat hakkı gelince evet. Sormayın diyor. Olmaz. Yani eğer diyor alırsanız diyor analık hakkımı diyor helal etmem diyor. Allah Allah. Yanlış. Bir de hocam haksız yoldan idraya konmuş bu mallar. Bu yani idra karşılığında kardeşlerim alacakmış. Biz girmeyecekmişiz. Eğer girersek kanlı bıçaklı oluruz diyor. Annem diyor bunu. O yanında eşin mi var? Ha eşim evet o salondaydı da benim icra şeyini unutmuştum. İcrayı sana hatırlattı duydum ben oradan. Evet. Şimdi evet hocam. Telefonu bir versene eşine. Eşim mi? Eşim salonda hocam. Çağır. Bir dakika hocam. Hocam siz de bayağı iyi duyuyorsunuz. Ben duymadım mesela. Buyurun hocam saygılar. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Ya bu ne diyeyim belalı demeyeyim de karma karışık bu miras şeyinden hiç o işe girmeseniz aç mı kalırsınız? Yok aç kalmaz. Aç kalmaz da burada hile yoluyla şey yapmak kenara çıkabilirsin de bu bir öfke meselesi ya bir kim meselesi yani dostlara şöyle söylediler ki mesela ya biz hakkımı siz vazgeçin biz de hakkımı veririz ya 3 kuruş veririz vazgeçin 5 kuruş veririz de razı olun. Ya da onu almaya şeyse razı olursa sorun yok mu? Vermeyiz, almayız, kanun uçak oluruz, icraya koyuruz, ihaleye girmeyeceğiz. Satmayacağız, sattırmayacağız, almayacağız, biz alacağız. Kaynamın şeysi bu, tavrı. Daha önceden mi böyleydi, mirastan önce de? Mirastan şurada iki üstüne oldu çıkalı, şimdi dayıfeler rahmetli olalı. Ondan sonra başladı bu sorunlar. Senin niyetin ne? Orada ben hanıma bıraktım ben diyeti. Ben orada ben herhangi bir çıkar bulmadım. Çok şükür elhamdülillah. Yani benim şeyim bana yeter yani. Ben senin yerinde olsam bak şöyle. Evet, evet. Bu kadar bir pislik bulaşmış bu işe. O kadın da çok annesi yani. Yanlış bir yola girmiş. Allah ıslah etsin. Evet. Ya hanım gel biz bir insanlık yapalım. Bu pisliğe bulaşmayalım. Kenarda duralım. Bunlar ne hali varsa görsün. İstemiyoruz. Sizin olsun. Alın. Evet. Diyelim. Biz kenarda duralım derim ben senin yerinde olsam. Bunu yaparsan bunu yaparsan büyüklük yapmış olursun. Ama hakkınız evet. Ben size şunu söyleyeyim. Böyle yaparsanız size ummadık yerden rızık kapıları gelir. Onlar perişan olur. Siz daha rahat edersiniz. Yok hocam şükürler olsun. Allah kesin desin. Ya ben kanlı bıçaklı miras alacağım öyle mi ya? Allah. Yok ben onu da diyeyim kaynanam söylüyor bunu. O biliyorum. Girerseniz kanlı bıçak oluruz diyor. Tamam biliyorum onun için diye işte ben de diyorum ki, o pisliğe ben el sürmem oradan uzak dururum ya. Ha ben anladım hocam. Heh, öyle yapın siz yapabiliyorsunuz. Tamam hocam. En güzeli tamam, odur. Hocam. Allah'a emanet tamam, olun. Sağ olun. Hayırlı günler diliyoruz efendim. Sağ olun. Şimdi görüntülerimize geçeceğiz ama bir dram var hocam burada. Merhaba hocam ben evlendim. Urfa'dan Ankara'ya gittim. 26 yaşında bir kızım daha 20 günlük gelinken altınlarımı istedi eşim. Babamın taktığı iki altını vermedim diye kavga çıkardı. Ve babası bununla olmaz deyip boşa bunu dedi. Eşim dini olarak boşadı beni ve
Hocam komşuları ona sorduklarında niye gelinin gitti dediklerinde kız çıkmadı demiş. Biz de kovduk demiş. Bunun günahı nedir? Hocam kimsenin yüzüne bakacak yüzüm kalmadı. İçimi yaktılar. Ailemin yanında gülüp eğleniyorum. Sırf ailem üzülmesin diye ama akşam oldu mu çok ağlıyorum. İçimi yaktılar. Bir ay sadece evli kalabildim demiş hocam. Resmi nikah yok muymuş? Şey dediğine göre evet. Ya yazık. Bak şimdi kadınlar resmi nikahımız yok, dini nikahımız var. Ya işte alsana. Bela, musibet yani. Bu ne diyeyim bu adama şimdi? Adam desem bile adamlara şey zarar olur şimdi. Yani pislik yapıyor, para istiyor, altın istiyor. Vermedi diye de bir de iftira ediyor. Hem de namusuyla iftira ya ediyor. Hocam. Bir buna, de gelinin ya yani kim bu? Ne denir yani? Ya aşağılık bir insan var demek ki böyle piyasada insanlar. Ha yazmış hocam resmi nikahın var demiş tekrar. Resmi nikahı varsa alsın. Müracaat etsin ne alabiliyorsa alsın hakkını. O zaman sorun kalmıyor zaten. Yani evet, sorun kalıyor. Onun psikolojisini kim düzeltecek? Evet. Onun bu iftirasını kim cezasını verecek? İftiranın cezası varsa kanunlarda var herhalde. Onu da mahkeme etsin. Evet. Açsın davayı. Şimdi ekibimizden Dilara Karagöz hocam mikrofonumuzu halka uzattı. Orucu bozan 3 şeyi bozdu. Bakalım ne cevap aldı? Sordu. Evet sordu. Eminönü Meydanı'ndan herkese selamlar. Bugün halkımıza kimler oruç tutamaz ve orucu bozan şeylerden 3 tanesini saymalarını isteyeceğiz. Bakalım ne cevaplar alacağız. Orucu bozan şeylerden 3 tanesini sayabilir misiniz? Orucu yemek bozar, su içmek bozar, ondan sonra içki bozar, şu yani birkaç şeyi bozar yani. Kimler oruç tutmaz? Hristiyanlar oruç tutmaz benim bildiğim. Oruç tutarken bir şey yiyip içmeyeceksin. Bozar bir. Artı hasta dahi olsa vücuda giren her şey yani iğne dahil olsa orucu bozar. İki, bir de çok özür dilerim. Bazı görmeni istemediği kötü şeyler vardır yani gusül abdesti gibi. O varsa orucu bozar. Üç. Kimler oruç tutmaz? Vallahi bilmem, anlamam ben bu işleri. Orucun bozulduğu 3 şey sayar mısınız? Sayamam. Orucu bozan şeylerden 3 tane sayar mısınız? Ya orucu bozan şeylerde çok şey bozar yani. Yani yanlış yapılan her şey bozar. Yalnız yemek bozmuyor yani, affedersin. Orucu bozan şeylerden 3 tanesini sayabilir misin? Orucu bozan şeylerden 3 tanesi diş kanaması, sakız çiğnemek, yemek yemek, su içmek. Peki kimler oruç tutmaz? İnancı olmayanlar oruç tutmaz. Çok zor bir soru ya. Bir, doktor raporu olan. İki, Müslüman olmayan. Üçü yok. Hristiyanlar tutmaz. Orucu bozan 3 tane şey sayabilir misiniz? Su içmek, yemek yemek, kötü söz söylemek. Kimler oruç tutmaz? Dine inanmayanlar, özellikle oruç tutmayanlar. İsteyen tutar, isteyen tutmaz. Orucu bozan 3 tane şey sayar mısınız? 3 tane eğer iftar olmadan orucunu açarsan bozulur. Sana ikram eder alırsan bozulur. Su içersin, susanırsın, dayanamazsın, bozulur. Müslüman olmayan, kalbinde imanı olmayan, Allah'a inanmayanlar oruç tutmaz tabii ki. Peki orucu bozan 3 tane şey sayar mısınız? Bana göre ilham boğazdan geçerek değil, bir insanın arkasından konuşup didikodu yapmak bile orucu bozar. İnanmayanlar oruç tutmaz. Peki orucu bozan 3 tane madde sayabilir misiniz? Yiyecek, içecek, cinsel ilişki. Bir geri sar, orada birisi parmak sallıyor, su içiyor. Ve şey gibi, Komşör Kolombo gibi bir fotoğrafı var orada. Şu adama bir bakalım. Bir ya. Dilara'ya sorar mısınız? O adam niye parmağını sallıyor? Bir dakika dur bakayım. O enteresan geldi bana. Evet, geriye sarana kadar hocam ben bir soru bak, sormak bu, istiyorum. Bu ne yapıyor? Bu parmaklara bak. Kaç tane yüzük var? Bak 1, 2, 3, 4. Her parmağında 5. 5 tane yüzük var. Her gün oradaymış hocam beyefendi. Bu her gün orada çekim yapan kameramanların yanına geliyormuş. Bunda boy gösterme hastalığı. Kıyafetini ama değiştiriyor. Ama hocam başardı. Ama bak bizim bile dikkatimizi çekti. Başardı, dikkati herhalde çekti şimdi, ve gündeme oturdu. Şimdi dedi ki yahu Mustafa Hoca sağ ol, yaşa be. Gördün beni, gösterdin Türkiye'ye diye. Sevinmiştir şimdi.
Şimdi beş parmağa beş tane yüzük takmış falan, gözlükler mözlükler, böyle beni gör diyor, beni gör. Dilara, Dilara'yı tebrik ediyorum. Dilara yakında şimdi öğretmen gibi herkese soru soru soru. Millet şimdi Dilara bir kısmı görünmek için geliyor, bir kısmı da soru soracak diye kaçacak herhalde. Şimdi soru da şu vardı aslında, soru kimler oruç tutmaz deyince cevap haklı olarak Hristiyanlar, Müslüman olmayanlar diye geldi. Halbuki soru şöyle olmalıydı, herhalde onu kastetti Dilara. Kimler oruç tutmayabilir? Şimdi değişti cevap. O zaman kimler oruç tutamaz? Hastalar, yolcular, emzikli kadınlar, komada olanlar vesaire. Bunlar sayılacaktı. Ama diş kanaması orucu bozar dedi bir tanesi. Ya diş kanaması niye orucu bozsun? Yutarsa bozulur. Yutmadıktan sonra dişin kanamış, kolun kanamış, kan vermişsin. Bak, kan almışsın demiyorum. Kan alırsan oruç bozulur. Ama hacamat yaptırırsan, kan verirsen oruç bozulmaz. Evet hocam. Yine bir izleyicimiz Hatice Hanım. Selamlar hocam. Hocam ben bu yaşıma kadar 52 yaşındayım. Namaza başlayacağım ama bir türlü başlayamadım demiş. 52 yaşına kadar namaz kılmadım. Şimdi başlayacağım inşallah demiş. Geçmiş yılların telafisi var mı demiş hocam. Ya adam 50 sene önce orozu kesmiş. Diyor ki hocam diyor, horozu gece kestik, sonra hanım sabahleyin kümese gitti, bir de baktı akşam kesip yediğimiz horoz kümeste duruyormuş diyor. Feryat figan eve geldi diyor. Ben de dedim ki 50 sene önce yediğin horozun sorusunu bana niye soruyorsun dedi. Bana ne faydası var? Şimdi bu 52 sene namazı kılmamış bana ne soruyor? Ya telafisi var mı? Ne yapayım diyor hocam. Telafisin. Telafi kaza edecek. Baştan gücü yettiği kadar niyet ettim Allah razı olsun. En son kazaya kalmış namazlarım deyip her vakitin arkasından o vaktin kazasını yapmaya çalışsın. Kazasını yapacak. Evet. İşte pişman oluyor. Bak şimdi 52 sene namaz kılmamış. Gençlere söylüyorum. İleride çok büyük kendinize ah edeceksiniz. Pişman olacaksınız. Ya ben ne kadar akılsızım diyeceksiniz. Niye bu kadar biriktirdim, günahlara daldım, ibadeti aksattım, orucu, namazı yapmadım. İşte al sana cevap. Evet. Merhaba hocam, iyi yayınlar. Genç yaşta vefat eden babamı rüyamda gördüm. Saçları beyazlamış, dökülmüş gördüm. Rüyada sorduğumda üzgün olduğunu, bazı şeylerin ona malum olduğunu söyledi. Ben çok etkilendim ve üzüldüm. Bunun anlamı nedir? Cevaplarsanız çok sevinirim demiş hocam. Ölülere malum olur mu hocam? Olur, olur. Ölüler yoluyla, rüya yoluyla da Allah-u Teala kulunu terbiye edebilir. Ona ikaz var. Bu rüya ikazdır. Rüyadan öte ikaz. Gerçek. Dünyada olanlara değil tabii mi hocam? Tabii tabii. Evet. Rüyada ikazdır. Dolayısıyla geridekiler kendi yaptıklarına dikkat edecekler. Gözden geçirsin. Evet. Afyon'dan misafirimiz. Alo, hoş geldiniz. Alo. Efendim. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Allah razı olsun. Hoş geldiniz. Aleykümselam. Nasılsınız? İyi misiniz? Teşekkür ederim. Sizleri dinliyorum. Çok seviyorum sizin programınızı. Allah razı olsun. Her hafta seyrediyorum, dinliyorum, bilgileniyoruz. Çok teşekkürler. Allah razı olsun sizden. Hepimizden, sizlerden de. Buyurun alalım sorunuzu efendim. Nursel Hanım, benim iki tane sorum var. İlk önce annemden başlayayım. Annem 83 yaşında, hasta, oruç tutamıyor. Biz annemin oruç fidyelerini veriyoruz. Ama annem her yani Ramazan'da olsun çok üzüntülü, inşallah tutayım diyerekten istiyor ama doktor da anneme izin vermediği için, embol hastası, bir de nöropati çıktı şimdi. Ondan dolayı tutturmuyoruz, hap kullanıyor çünkü. Evet. Annem de şimdi Ramazan geldi diyerekten bayağı bir üzüntü içinde. Onu nasıl bir teselli edebilirim, birinci sorum. İkinci sorum da yine aynen hak helal etmemek konusunda. Benim bir kiracım var. Yerinde oturmuyor kirada. Ben kendim de kiracıyım. Söyledim, rakamı vermedi. Şimdi 4500 liraya duruyor. Ama her seferinde ben de buna hakkımı helal etmiyorum diye bankaya parasını yatırıyor kira bedeline. Ben bunu çok üzülüyorum. Çünkü yerinde oturmadığı için, vermediği için, her aldığımda da hakkımı helal etmediğim için
Ne yapabilirim? Onu öğrenmek istiyorum. Kendi evim var dediniz. Sanki öyle bir şey. Kendi evi de var. Kendisinin de kiracısı var. Onun ne kadar oturduğunu bilmiyorum. Ben söylediğim rakamı vermedi. Oğlunu devreye koydu. Oğluna da dedim ben babanızdan ikimiz anlaştık. Ama oğlunun yüzünden bankaya 4500 yatırıyor. Ben de bu parayı aldıkça hakkım helal olmasın diye her seferinde de söylüyorum. Geçen sene ne kadar zam yaptı? Yani geçen sene 2600 hocam. Ben dedim 7000 lira, 7500 dediydim. 7000 yaptı dedim. 7'yi de yapmam dedi. Kaç yıllık kiracı? 4 yıllık hocam. 5. seneye girdi. Evet. Girecek yani, girmiş oldu. Peki. Allah ama çok olsun. 135 metre bir karede büyük bir evde oturuyor hocam. Evet. Merkezde oturuyor. Değerini vermediği için ben aldıkça her seferinde hakkım helal olmasın, öbür dünyada alacağım olsun diyorum. Kendi bu sene, geçen sene hacca gittim geldim. Ağzımdan bir şey çıkmıyor yani, söylemiyorum da. Ama çok üzülüyorum değerinde oturmadığı için. İnşallah bu sene çıkarmayı düşünüyorum. Çıkar mı bilmiyorum. Her seferinde de ben böyle hakkım helal olmasın, öbür dünyada alacağım olsun dediğim için ona bunun bir günahı var mı? Onu öğrenmek istiyorum Mustafa Hocam. Peki. Allah yardımcınız olsun. Çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Evet, hayırlı günler. Annenizi, hayırlı Ramazanlar. Annenizi rahatlatmak için şunları söyleyebilirsiniz. Bir insan daha önce yaptığı bir ibadeti hastalık veya başka mazeret sebebiyle yapamadığında üzülürse yapmış gibi sevap alır. Ay maşallah. Aynen oruç tutuyordur o şu anda. Tutmuş, o nasıl sevap alacaksa tutamadığı için de aynı şekilde tuttu gibi sevap alacak. Hiç sıkıntı olmasın, dert etmesin kendisine. Kiracı, vaktimiz var mı? Evet hocam. Kiracı meselesine gelince, kiracı ve ev sahibi ihtilafı şu anda Türkiye'de belki ilk 3 sırada bir gündem maddesi. Evet hocam. Burada ben de zaman zaman bu konulara çokça girdim. İki uçlu bir konu bu. Bir ucu kanun, hukuk, diğer ucu vicdan. Evet. Sorumluluk ve vicdan, ahiret, hesap, kitap. Kanunen %25'ten fazla yapmış bu kiracı. Öyle evet. Anlaşılıyor. Ama vicdanen kendisine nasıl istiyorsa kendisi de aynı öyle ödeyecek. Şimdi burada ev sahibi de bu kiracısının kanunu geçmesini kabul etmiş. Ama kendi istediği piyasa değeri 5 sene önce giren insanın yeni tutuyormuş gibi kira ödemesi de doğru değil. O da bir indirim yapacak. Orta bir noktada buluşacaklar. Sanıyorum böyle buluşturan şeyler var. Hukuk büroları var, avukatlar var. Ne deniyor onlara? Ara bulucu. Ara bulucuya götürülebilir bu iş. İki taraf birbirine söz vermeli ne yapacağını ve helalleşmeli. Helalleşmezsek bu kadın haklıysa o kiracının dünyada da ahirette de işi zor. Haram, gasp ediyor orayı. İşgal ediyor, çalmış gibi günaha giriyor. Ama kiracıyı da ezmemek lazım. Devletin de tekrar bir düzenleme yapması acilen gerekiyor. O %25 hikayesi maalesef ev sahiplerini çok mağdur etti. Bir de hocam kimse uymuyor ki %25'e yani. Uyamaz bir taraftan da uyamıyor. Şimdi ben uyudum. Benim bir kiracım vardı, zamanında uyudum. Sonra çıktı, ben oraya geçtim şimdi. Ama şimdi %25 verdiğinde kirası 5000'den 6000'e çıkıyor. Aynı ev 25 bin lira. Sen şimdi uyudun, ne yaptın? Zarar ettin. Bu bir an önce çıksa diye bakıyorsun değil mi? Bunu kanunun düzenlemesi lazım. Bir şey dikkat çekmek istiyorum. Türkiye'deki düzensizliğin temel sebebi bizim vatandaşlarımızın, bak söylüyorum bir daha, Türkiye'deki düzensizlik var. Bunu inkar edemeyiz. Her yerde bir düzensizlik var. Adaletsizlik var. Bunun temel sebebi vatandaşların cahil olması, eğitimsiz olması, şu bu değil. Cahilleri de biz yönetebiliriz. Eğitimsizleri de yönetebiliriz. Aynı vatandaşımız Avrupa'ya gidince kurallara uyuyor. Uyumak zorunda. Buraya gelince bozuluyor. Niye bozuluyor?
Burasını düşün, yöneticilere söylüyorum. Suçu kendinde ara kardeşim. Suçu kendinde ara. Sabah yoldan geliyoruz. Trafik ana baba günü kilitlenmiş. Trafik polisinin vazifesi nedir? Trafiği açmaktır. Trafik tek derdi ceza yazmak. Evet, aynen. Durduruyor, ceza yazıyor. Durduruyor, ceza yazıyor. Zaten trafik kilitlenmiş. Bir de sen durduruyorsun. Ya eskiden trafik polisi yol açardı. Şimdi ceza yazıyor. Düzeni kur. Ondan sonra cezanı istediğin kadar ver. Ama sen düzeni kurmadıktan sonra, otoparkını yapmadıktan sonra, yolları, alt geçidi, üst geçidi bunlara göre dizayn etmedikten sonra, belli bir oranda arabayı efendim aşmadıktan, nüfusu aşmadıktan sonra, ya bir örnek vereyim Allah rızası için ya. Şu salon, bu salon ne kadar? Kaç metrekare Mustafa'cığım? 350, 500 metrekare. 500 metrekarenin hesabını yapıyor size. Bak Avrupa'da. Buraya diyor ki 50 kişi oturtabilirsin, 60 kişiyi buraya almam diyor. Biz bir salona 500 kişiyi birden alıyoruz. Maalesef hocam. Ondan sonra millete ceza yazıyoruz. Ya bizim her şeyimiz maalesef Avrupa'da gördüğümüzü halkımıza çok görüyoruz. Yöneticiler seçim vaadi yapıyor, yapıyor. Ondan sonra unutuyor, gidiyor. Allah akıl versin, fikir amin, versin. Amin hocam. Nereden geldik buraya ya? Kiracı ev sahibi. Kiracı ev sahibi. Yani şu işi çözün ne olur. Bir kanun, doğru düzgün bir kanun gelir. En çok davalardan bir tanesiymiş kiracı ev sahibi davaları. Ve haberleri de izlediğim zaman en çok her akşam haber vardır muhakkak bir kiracı ev sahibi kavgası. Hemen oradan stüdyo şefimiz işaret ediyor. Araya girmemiz gerekiyor ama iki WhatsApp sorusu alalım. İyi günler hocam. 12 yıllık evliyim. Kayınvalidem beni istemiyor. Eşime iki defa boy büyü yaptığını gördüm boynunda. Sürekli boşanmamızı istiyor. İki tane çocuğumuz var. Bu yüzden eşimin kayınvalidemle görüşmesini ve evine gitmesini istemiyorum. Büyü yapmasından dolayı korkuyorum. Günah mıdır acaba? Merhaba hocam. Benim sorum şu. Kahrolsun kader demek günah mıdır? Yani çok isyan ediyoruz ya bugünlerde. Bunun cevabını öğrenmek istiyorum. Evet, hatta bir misafirimiz var Düzce'den. Alo, hoş geldiniz efendim. Alo. Kemal Alo. Yolay. Evet, ben efendim. Buyurun efendim. Kolay gelsin. Hayırlı Ramazanlar. Sağ olun. Hocam, seni sağ olun. Şimdiden hayırlı Ramazanlar. Olsun, sahur zamanları. Hocamı takip ediyorum. Çizimliğe gelmişti hocam. Evet, evet. Hocama takışmıştık. Tanıdın değil mi hocam? Kemal Bey. Evet hocam. Nasıl iyisiniz hocam? Teşekkür ediyorum. Sağlık, afiyet diliyorum. Evet hocam. Düzce'deydin. Evet, Düzce'de görüşmüştük hocam. Hatta telefonu bahsedemiştiniz bana. Tamam. Kemal Bey, süremiz çok az. Hatırladım. Hemen sorunuzu alalım. Evet, ben namaz kılıyorum. Öğle namazı. Öğle namazı kılan sonra sünneti bittikten sonra lavaboya gidiyorum. Tekrar devam edebilir miyim? Acaba yine mi başlamam lazım? Namaza. Sünnetle farz arasında mı? Evet, sünneti kılıyorum. Tamam. Selam veriyorum. Bir işini hallediyorum. Selam ettikten sonra tekrar yeniden başlamam mı lazım namaza? Evet, cevabını kısa bir aradan sonra alacağız. Yine kahrolsun kader demek günah mıdır? Kısa bir aradan sonra. Evet sevgili seyirciler, kısa bir aradan sonra tekrar birlikteyiz. Abi, üçüncü şifremiz kalmıştı. Hemen onu vereceğim. Bu güzel namaz kılmayı öğreten seccademiz, kadife kaplı Kur'an-ı Kerim ve sesli Yasin-i Şerif için üçüncü şifremiz Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin isimlerinden bir tanesi Aziz sallallahu aleyhi ve sellem. Üçüncü şifreyi de verdik. Şu andan itibaren hattımızı düşüren ilk üç izleyiciye bu hediyelerimizi takdim edeceğiz. Evet hocam, buyurun. Ya ben sadece buradan Sultan teyzeye selam söyleyeyim. Buradan nasıl gösterir arkadaşlar? Sultan ben, teyzenin resmi sana, sana selam var. Evet, Sultan teyzenin. Şöyle göstereyim. Arkadaşlar, kameraman arkadaşlar, hanginize gösterelim? Valla zor oldu onlara da. Buraya mı uzatalım? Evet. Yok, bu Viranşehir'de. Evet Sultan teyzeciğim, ben de senin ellerinden öpüyorum. Heh. İnşallah Viranşehir'e gelirsem sizi özellikle ziyaret edeceğim. Tamam. Hocam selamlarınızı iletti. Dua Allah ediyoruz. Size sağlıklı uzun ömürler versin, amin, inşallah. Amin, amin. Evet hocam, bugün de programımızın sonuna geldik.
Ama pazar günü yine muhabbet kapısı var. Aynı zamanda pazar günü, yani pazarı pazartesiye bağlayan gece sahur özel programı ile hocam yine Kanal 7 ekranlarında olacak. Saat 3'te Kanal 7 ekranlarında olunun. Bir sloganımız vardı. Ramazan Kanal 7'de izlenir. Ramazan. Lütfen Kanal 7'yi açıyorsunuz Ramazan'da ve sahur programı aynı zamanda iftar programımızı da izliyorsunuz inşallah ve sözü ben, size bırakıyorum. Ben iki şey söylüyorum. Buyurun. Yarın 8 Mart Kadınlar Günü. Bütün Kadınlar Günü'nü kutluyorum. Allah size sağlık, afiyet, güzellik versin. Bu vesileyle biraz sonra Bakırköy Kapalı Kadın Cezaevi'nde onlara dua edeceğim. İkincisi, burada ne yazıyor? Ramazan. Burada ne yazıyor? Ramazan'ı Ramazan yapmayın. Evet. Lütfen gerçekten fırsata çevirmeyin yani. Evet hocam. Evet. Ağzınıza sağlık. El-Fatiha. Evet. Amin. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.